İşlerin özel yayınına hoş geldiniz. Bugün Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı konuğumuz. Hanefi Avcı yazdığı kitapla birkaç haftadır gündemimizde referandum tartışmaları ve polemiğiyle geçen yaz aylarının gündemini değiştiren az sayıda olaydan bir tanesi. Belki bir Yüksek Askeri Şura bu gündemi delmeyi başarmıştı. Ve Hanefi Avcı da 600 sayfalık kitabıyla gündemde yerini aldı. Hanefi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efsane bir kitap yazdınız ama efsaneliği içindekiler kadar en azından bulunmamasıyla da bu sıfatı hak ediyor. Çünkü kitap yok piyasada. Yani arayan zor buluyor. Torpil işliyor galiba kitabı bulmak için. Arkası gelecek mi kitabın, yoksa böyle bir koleksiyon değeri mi olacak elinde tutanlar için? Tabii yayın evi biliyor ama tahmin ettiğim kadarıyla başlangıçta bu kadar bir rağbet düşünülemediği için basım işlere biraz gecikme oldu. Öğrendiğim kadarıyla şu anda itibaren bir sisteme kavuşmuş ve önümüzdeki dönemde ihtiyaç nispetinde piyasaya çıkacak diye biliyorum. Bir şey daha sorayım, sonra sözü Ruşen'e de bırakayım. Ben sizi tanıtırken Eskişehir Emniyet Müdürü dedim, bütün tanıtımlarda da öyle. Fiili ve hukuki durum böyle mi, yoksa bu kitaptan sonra bir soruşturma da başlatıldı hakkınızda galiba. Durum değişti mi, değişecek mi? Fiili durum şu anda halen öyle ama dün tarihi itibariyle hem bu soruşturmalar hem de bu gelişmelere bakarak ben şu andaki fiili görevimden affımı Merkez Emniyet Müdürlüğü'ne atanmam konusunda bakanlığa müracaatta bulundum ve dilekçeyle müracaat ettim. Yani beni merkeze alın dediniz. Yani alabilirsiniz, bu konuda istekliyim diye idareye takdirine sundum. İsterlerse böyle ne bir şey çıkarabilir. Alırlar mı? Yani bu idarenin takdirine almış bakanlığın, isterlerse Merkez Emniyet Müdürlüğü görevini alabilirler diye düşünüyorum. Şimdi Hanefi Bey, sizin için söylenen görevdeki bir devlet memuru bunu nasıl yapar şeklinde bir yaklaşım var ama siz daha önce Susurluk döneminde de yaptınız. 32. güne Mehmet Ali Birhan'da çıkmıştınız. O zaman başınıza ne gelmişti? Yalnız buna geçmeden şöyle bir şey, eksik şeyi tamamlayarak söyleyeyim. Belki bazıları yanlış anlayabilir. Bu dilekçeyi tamamen kendi irademle verdim. Herhangi bir kimsenin, herhangi bir telkin idareden veya herhangi bir yerden bir telkin söz konusu olmadı. Bu tamamen kendi tarafsız irademle verdiğim bir olaydı ve makul olması gereken de buydu. Tabii Susurluk dönemi sonrası epeyce bir sıkıntı yaşadım. Gerek adliye açıdan, gerek idari açılardan. Ama belli bir noktadan sonra hak ve adaletin de bir nebzede Türkiye'de çalıştığını ve doğru yere geldiği kanaatindeyim. Onlar büyük oranda telafi oldu diye düşünüyorum. Evet, sıkıntı çektim, tutuklandım, bazı şeyler yaşadım ama bugün geldiğim noktada çok da şikayetçi değilim. Siz kitabınızda diyorsunuz ki 569. sayfada, bu yazdıklarımın hayatımı zehir ve zindan edeceğini biliyorum. Daha önce de benzer şeyler başıma gelmişti ama bu defakinin başka bir şey olduğunun da farkındayım diyorsunuz. Bana bu dünyada cehennem yaşatmak isteyeceklerini biliyorum dediniz. Başladı mı sözünü ettiğiniz korktuğunuz zehir zindan günleri? Şu anda çok ciddi olarak bir şeyi görmüyorum ama ben geleceğin bu tür sıkıntıları getirebileceğini, bu yazdığım kitap dolayısıyla ve belirttiğim kişiler dolayısıyla zaman içerisinde, hatta ben yıllar sonra bile beni izleyebileceklerini, takip edebileceklerini, aleyhimde bir ton yalan yanlış şey uydurabileceklerini, iftira yapabileceklerini, ki yavaş yavaş da başladılar. Doğru olmayan bazı gerçekleri saptırarak, hatta bunu çok gizli özel yöntemlerle yapabileceklerini tahmin ediyorum, değerlendiriyorum. Ve bu işi tanıyan, bu işi bilenler için de bu böyledir. Gerçekten de bu kısa süre değil, belki onlarca yıl boyunca bile benim aleyhimde oluşabilecek bir havayı tahmin ediyorum tabii ki. Şimdi burada çok farklı kitap çıkar çıkmaz çok yazı çıktı. Biz bunlardan bazılarını da anlatıda yapacağız birazdan. Onlar hakkında oradaki eleştirileri de size soracağız. Ama şöyle bir eğilim var. Okumayanların, okumadıkları belli olan bazı insanlar, kitap okuyanlar biliyor ama onu bir tekrar şunu geçelim. Mesela ben kitap hakkında yazdığım için bana gelen bir takım okuyucu mektuplarından biliyorum. Diyorlar ki madem bu kadar şikayet ediyordu, bunun yasal yolları bellidir, bu yolları niye kullanmadı diyorlar. Ama kitabı okuyanlar biliyor ki siz bir takım yolları kullanmışsınız. Bunları bir özetler misiniz? Yani kitabı yazmadan şöyle bir hava var. Siz bir takım mekanizmaların işlemesini beklemişsiniz, onları zorlamışsınız, işlemeyince kitabı yazmışsınız gibi bir, ben okuyan birisi olarak bunu edindim. Bunları bir özetler misiniz? Bakanlarla görüşmeleriniz, savcılarla görüşmeleriniz, verdiğiniz suç duyuruları, dilekçeler. Ben devletin içerisinde yetişmişim. 34 yıllık bir mesleki geçmişim var.
her şeyin devletin kendi sistemi içerisinde çalışıp halletmesi gerektiğine inanan biriyim. Ve meslek hayatım hep bunu denedim. Bunun dışındaki yol ve yöntemler uygun olmadığı kanaatindeyim. Bir tek bunu bir Susurluk'ta yaptım. Çünkü Susurluk'ta da devlet sistemi o mekanizmayı düzeltmemiş, o mekanizma müdahale etmemiş. Ben Susurluk döneminde de birçok yerle görüşmüş, birçok yeri anlatmış, birçok kişiye hatta muhataplarına dahi bu yol ve yöntemlerin yanlış olduğunu, devletin gizli yöntemlerle iş yapamayacağını anlatmıştı, söylemiştim. O günler pek bunlar karambola karıştı ve bana sorulmadı. Bugün de aynı şey. Bu olaylar oldu. Evet, ben kitabın birinci bölümüyle ilgili, anılarımla ilgili bir hazırlık yapıyordum epeyden beri ama bu daha uzun vadeliydi. Ama özellikle ikinci bölümle cemaatle ilgili kısım konusunda olayların ilk duymamla, bilgileri almamla birlikte müracaat etmem gereken, konuşmam gereken herkesle konuştum. Önce şifai görüşmelerimi yaptım. Hem Sayın Bakan'la, hem Genel Müdür'le, hem diğer bakanlarımızla, hem Cumhuriyet Savcılarıyla. Baktım ki bunlar şifai görüşmelerle değil, bir üstü yazılı hale getirmek lazım. O mekanizmalar çalışabilmesi devletin sistemi böyle. Yazılı mı? Bu yazılı hale getirdim ve dilekçelerimi işleme koydum. Bunların bir müddet sonra yürümediğini gördüm. Yürümeyeni görünce bunun daha yukarılardan çalıştırılması, sistemin çalışması konusunda o tür girişimlerimi de yaptım. Ki bunlar kitapta uzun uzun anlatıyorum. Bütün yazılı dilekçelerimi teferruatıyla verdim. Ama arada ilk dilekçemi verdiğim tarih sizde de vardı. Birinci ay, bugün sekizinci aydayız. Sekiz ay gibi bir süre geçti ki devlette en geç 60 gün içinde bu işlemlerin yapılması gerekir. Bütün mekanizmaları kullanmama rağmen halen bu sistem çalışmadıysa artık bunun yazılması gerektiğini anladım ve ondan dolayı yazdım. Şimdi işte burada bir nokta var. Bir alıntı yapalım ama Tağ Kıvanç'tan Fehmi Korumar. Fehmi Koru bir yazı yazdı Tağ Kıvanç köşesinde. Oradan bir alıntı görelim. Oradan sonra size önemli olduğunu düşündüğüm bir soru soracağım. En az iki ciddi sorunu var Hanefi Avcı'nın. İlki, suçladığı çevreyle fazlaca içli dışlı biri o. Neredeyse bütün profesyonel hayatı boyunca yolu cemaatle kesişmiş. Yalnızca çocuklarını okullarına göndermesinden söz etmiyorum. Emniyet istihbarat birimine sızdıklarını ileri sürdüğü tipleri ellerinden tutup göreve getiren kendisi. Şimdi neden şikayet ediyorsa, şikayet konusu ettiği her şeye katkısı büyük. Herkesi tanımış ama tanıyamamış. Sorunlarından ikincisi, eskiden kendisinden öğrendiklerimizle yeni iddiaları bazen taban tabana çelişiyor. Susurluk kazası sonrası bilgimiz dahiline girmiş gerçeklerin çoğu, onun öne çıkıp ince ayar çekmesiyle öğrendiklerimizdi. Susurluk için söyledikleri doğru idiyse, Ergenekon sürecini önemsiz bulan şimdiki yaklaşımı yanlış olmak zorunda. En azından sergilediği çelişki hangisi doğru sorusunu hak ediyor. Şimdi burada ilk bölümünü den hareketli bir şey sormak istiyorum. Fehmi Korun'da belirttiği gibi siz cemaat diye suçladığınız kişileri yıllardır tanıyorsunuz. Hatta öğrencilik zamanında ışık evinde bir müddet kaldığınızı, çocuklarınızı cemaate yakın olduğu bilinen Samanyolu Koleji'nde okuttuğunu ve birçoğunu da tanıttınız. Hatta bugün suçladığınız birçok kişiyi bizzat kendinizin yetiştirdiğini de söylüyorsunuz. Ve orada Ahmet Taş Getiren'in de bir yazısı vardı. Orada da şöyle diyordu mealen, niye doğrudan cemaati anlattı? Fehmi Korun'un da yazısında Tağ Kıvanç'ı, niye yapmadınız bunu? Niye cemaatin kendisine kitap yazmadan ya da orada kolaylıkla ulaşabileceğiniz insanlar anlaşılır? Şimdi burada iki şeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Ben cemaatin kendi yaptıklarına, kendi iş dünyalarına, kendi okullarına, kendi yardım kuruluşlarına, kendi insanlarıyla yaptıkları konuların karşısında değilim. Bunlar yapabilir, bu topluma da hizmettir. İnsanlar arası dayanışmayı sağlayabilir. Yurt dışındaki okullar birçok şey, birçok arada güzel de olabilir. Ben onların polis içerisindeki, adliye içerisindeki bu teşkilatlar içine girerek bugünkü adalet mekanizmasının ve suç soruşturmasına karışmalarına karşıyım. İnsanların özgürlüklerini, insanların güvenlerini, insanların şeref onurlarının sıkıntıya sokulduğu tahkikatlara karşıyım ve bunu cemaatin müdahale etmemesine karşıyım. Yoksa okulların hatta faydalı olduğu inancındayım. Bir takım müesseselerin faydalı olduğu inancındayım. Emin de söylediniz. Aslında ben herkese çok açık ve dürüst olmak düşüncem ben. Her zaman her şeyi açık ve net yaparım. Dilekçemi imzamı atarım, her şeyi yazılı yaparım. Muhatabıma bile mutlaka açık konuşurum. Belki tuhaf gelecek ama ben bu olaylara başlamazdan önce, kitabı yazmazdan önce, en azından bunlar iki ay kadar önce, cemaatin ileri geleni sayılabilecek, cemaat içinde güven kazanmış, tanrı olan insanlardan bazıları da görüştüm. Görüştünüz. Görüştüm. Onlara dedim ki, bakın bugün polis içerisinde, adliye içerisinde, askeri içerisinde cemaatin yaptığı olaylar var. Bakın bu tahkikatlar bu şekilde bir şey yanlış yapılmaktadır. Bu takım insanlara iftira edilmektedir. Kitapta söylediklerinizi anlattım. Kitapta söylediklerimi büyük oranda anlattım.
ve bunların hepsinin yanlış olduğunu söyledim. Bunların hata olduğunu, bunların devlete, millete, hepimize, hatta en çok da zararı kendilerine verebileceğini söyledim. Sizin özünüzün mayası bununla alakası yoktur. Ve şunu da ekledim, ben size karşı tavır alacağım. Bakın beni dost biliyorsunuz, size yakın biliyorsunuz. Tavır alacağım derken sizinle kavga edecek halim yok. Benim sizinle karşı mücadele edecek belki çok büyük gücüm de olmayabilir ama niyetimi belli edeceğim. Açık da tavır alacağım, onu da deklare edeceğim. Kitaptan söz ettiniz mi? Kitaptan açıkça söylemedim ama basına açıklama yapabilirim. Açıklamayı ilan edebilirim. Bir tavır koyabilirim diye bu net olarak birden fazla böyle insanlara söyledim. Ama bu insanların ismini vermek şu anda kendimi sade almadığım için şık olmaz ama... Birden fazla kişi ama değil mi? Evet, birden peki fazla cemaatin kendi taraflarına net olarak anlattım. Mesajınız peki hedefine ulaştı mı yani? Fethullah Gülen'e gittiğini düşünüyor musunuz mesajı? Yani... Gitmemesi düşünülebilir mi ya da? Gitmemesi düşünülemez. Hatta cemaatin daha üst düzeyinde bilinebilen, burada bu işe emek vermiş olan, adı geçen hemen hemen herkese duyduğu kanaatindeyim. Çünkü çok aleni, saatler süren tartışmalar, saatler süren delillerimi, saatler süren iddialarımı, kitaptaki iddialarımı büyük kısmı... Peki size ne demişlerdi o sırada? O tabii benim muhatap olduğum insanlar olmaması lazım. Bu öyle bir yanlışın olmaması lazım. Biz bunu ilgili yerlere dillendiririz, ilgili yere taşırız. Hatta ima ederek yani bunu fetolojide anlatırız imalarda bulundular. Ama... Cevap? Tabii aradan geçen iki ay, iki buçuk ay yakın zaman bana bir cevap dönmedi. Peki size bir cevap... MR'lerinde görmedim döndüğünü. Bir cevap gelmedi size ama bu gözlediğiniz tavırda, faaliyette herhangi bir değişiklik bu uyarının ardından sezdiniz mi? Hayır, yani daha sonraki gelişmelere baktığınız zaman, hala günümüzdeki olaylara baktığınız zaman o tavırda bir değişiklik yok, o tavra devam ediliyor. Bir alıntı daha yapalım mı? Evet, zamanlama meselesini bir ele alalım. Ali Bayramoğlu... aslında zaman önce bir Ali Bayramoğlu'nun bir anısını yapalım da, Ali Bayramoğlu sizin yakından tanıdığınız bir gazeteci ve zaten kendisi de anlatıyor, onu göreceğiz. O da sizin yanlış yaptığınızı söylüyor. Oradan bir bölüm görelim. Tamam. Sonra devam. 2006 Mayıs'ı olmalı. Grant'a Bursa'dan bir tehdit mektubu gelmişti. Faşist sembollerle dolu, kötü yazıyla kaleme alınmış iki paragraflık mektup, Yeşil'in kod adlarından birisi olan Ahmet Demir imzasını taşıyordu. İsim vererek Grant'ın gazetedeki yakın çalışma arkadaşlarını ve bazı aile mensuplarını öldüreceklerini, cesetleri jandarma karakollarının etrafına atacaklarını söylüyordu. Tedirgindi Grant. Ne yapalım, ne düşünürsün, birileriyle görüşelim mi diyordu telefonda. Tanıdığım, güvendiğim, bu konularda uzman gördüğüm tek polise telefon ettim. Hanefi Avcı'yı aradım. Durumu anlattım, ne önerdiğini sordum. Koruma istesin ama endişe etmeyin, bir şey olmaz. Isıracak köpek havlamaz demişti avcı. 6 ay kadar sonra o köpekler ya da benzerleri ısırdılar. Birçoğumuz gibi, benim gibi Hanefi Avcı da yanılmıştı. İnsanlar yanılabiliyorlar. En hakim oldukları anlarda bile. Susurluk skandalından yıllar sonra yine etkili bir çıkış yaptı avcı. Ülkede Danıştay ve Ergenekon davası dahil yaşanan tüm gelişmelerin devleti ele geçirmeyi hedefleyen bir cemaatin tezgahı olduğunu iddia ettiği Haliç'te Yaşayan Simonlar adlı kitapla gündeme bomba gibi düştü. Susurluk hadisesinde olduğu gibi bizi uyarıyor mu avcı, yoksa yukarıdaki örnekte olduğu gibi yanılıyor mu? Şimdi yanılıp yanılmadığınız tartışmalarına bir de eleştiri eşlik ediyor. Kitabınızın belgesiz ve delilsiz olduğu, yalnızca şahsi izlenimlerinize da izlenimlere dayanarak yazıldığı, dolayısıyla haksız suçlamalar içerdiği yönünde. Bu delil meselesi üzerine biraz konuşmakta fayda var herhalde. Bunları delillendirebilir misiniz ya da ne kadarı delillendirilebilir? Bu konu birçok gazeteci tarafından işlendi, yeterli delil yok gibilerinden. Tabii önce şunu söyleyeyim. Ben Ali Bayramoğlu çok severim. Hakikaten bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biridir. Demokrasiye duruşu, bakışı, her şeyle düzgün bir çizgisi olan bir insandır. Anlattığı olayı hatırlıyorum. Bana o konuyu sormuştu. Ben de kendine aynı cevap vermiştim. Ben Yeşil'in öldüğü, yaşamadığı inancındayım. Ondan dolayı bu ihbar mektubunun yapılış biçiminin ciddi olmadığını ama kişinin konumu itibariyle müracaat etmesini ve koruma almasının gerektiğini söylemiştim. Üstelik ihbar mektubu farklı, failler farklı. O tarafı kenara bırakırsak, burada kitaba geldiğimiz zaman delil meselesi, kitapta adım sanmayacak kadar delil var ama bu kitap bir deliller kitabı değil. Delilleri koymaya kalkarsanız birkaç yıl kitap çıkabilir. Yani elinde delil var ama kitaba koymadın. Yeterinden fazla delil de var. Ayrıca şunu herkes de bilmeli. Yeni ceza yasamıza göre kimsenin delil toplama yetkisi yok. Delil toplama yetkisi savcıya aittir.
Bey ama hakimlere ait. Eğer siz bir takım delil diye getirip korsanız şu anda bunu hukuk sistemi mahkeme delil olarak kabul etmez. Çünkü bir şeyi delil olarak toplayacaksanız polis olarak bile müracaat ederseniz delilin yerini söylerseniz savcı gidip delil orada bulur ve dosyaya koyar. Hatta o deliller özel hayatla ilgiliyse mahkemede karar alır. Benim kitabım da böyle. Ben delillerin yerini söylüyorum. Bu delillerin yerini bizzat savcı gidip kendisi bulacaktır. Yeterinden fazla delil vardır. En basit mesela ben diyorum ki 7-11-2009 tarihli İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin özel yetkili mahkemede alınan mahkeme kararındaki telefonlar benim tarafımdan kullanmaktadır. Makineler benim elimdedir. Bu isim iki tane öğrenci adına kayıtlıdır. Ama burada sahte isimlerle, başka isimlerle karar alınmıştır ve dinleme amaçlıdır. En basitini söylüyorum. Bunun gibi yüzlerce örnekler vardır. Ben bir kısmını buraya da koymadım. Çünkü bunlar ceza tahkikatına konu edilecekse o delilleri kalkıp oraya koymak suç olur. Onu deşifre etmeye bizim hakkımız yok. Tahkikatı engellemiş oluruz. Bugün duyuyoruz gazetelerde Cumhuriyet Savcılığı bir işlem başlatmıştır diye. Yeri gelir sorulursa o delilleri nerede nasıl bulabileceklerini ben kendi bildiğim kadarını söylerim. Araştırılırsa ben yeterinden fazla delil bulacakları da kanaatindeyim. Adalet Bakanı Sadullah Ergin NTV yayınında inceleme başlattıklarını ve gerekirse Hanefi Avcı'dan delil isteyeceklerini söyledi. Yani şimdi böyle yasal merciler size sorduğu zaman siz elinizdeki var olan belgeleri onlara verecek misiniz yoksa sadece şurada bulursunuz burada bulursunuz mu diyecek? Hayır, elimde ikileri de vereceğim, bildiğimi de söyleyeceğim. Zaten benim dilekçelerimi de okursanız, kitapta geniş boyutlu var. Ben bunları ki 8 ay önce hem Adalet Bakanı hem İçişleri Bakanlığı'na verdim. Orada delillerin nerede bulunacağı yazılı. Orada kanuna göre denetlenmesi gereken görevler de yazılı. Evet, Sayın Bakan iyi niyetliydi benim görüşmelerimde. Ben onu çok hissettim. Hem İçişleri Bakanımızın hem Adalet Bakanımızın hem konularına vakıf hem de bu konuda istekli olduklarını ben hissettim. Ama ben dilekçe vereli 8 ay oldu. 8 aydan belli bana bir cevap verilmediği gibi 3 ay sonra dilekçemin işleme konduğu söylendi. Ama 8 aya kadar bir işlem inceleme yapılmadı. Tabii ki şu var. Bu tip işlemler sadece savcının evrakı göndererek halledemezsiniz. Çünkü bu bir kamu göreviyle ilgilidir. Oradaki görevlerin büyük bir kısmı gerçek manada kamu görevidir. %95. %5 suç vardır. Eğer idari müfettişler atanarak bu görevler ayıklanıp suç olanları çıkarıp savcının önüne konmazsa bir bütün halinde tüm bir kamu görevi savcının önüne konur, savcı bunu ayıklayamaz. O açıdan bu tahkikatın hem idari müfettişler hem savcılarla beraber çalışarak yapılması lazım. Tek başına bunu müfettiş de halledemez, tek başına bunu savcı da halledemez. Ki benim dilekçelerime dayanarak şimdi çoktan müfettiş atanması ve buranın denetlenmesi lazımdı. Yasanın amir hükmü vardır. Diyor ki bu konular ilgili dairenin amirleri ve müfettişleri tarafından denetlenir. Bu denetlemenin yapılması lazım. Müfettişler inceleyip ortaya çıkarılması lazım. 8 aydan beri bu inceleme yapılmamışsa bu konu şu anda yapılmamıştır. Ha bundan sonrası için yapılacaksa ki umut ediyorum yapılır. Benim üzerime düşen rol neyse bunu oynarım. O konuda her türlü hem idari makamlara hem de adli makamlara yardımcı olurum. Bu konuda elimde gelen her türlü bilgiyi de veririm. Zamanında yapılmayan uyarılar işe yaramayacağı için bu kitabı yazmak için emekliliğimi beklemedim diyorsunuz. Kitabın başında bu. Sonunda diyorsunuz ki maalesef bu gruba karşı çıkmak kolay değil. Fethullah Gülen'in insafına kalınmış. Bu cümleden de anlıyoruz ki aslında siz bu uyarıyı zamanında yapmamışsınız. Açıkçası şunu söylemek lazım. Her şey çok da kolay değildir. Yani çok basit gibi gözüken bu cemaatin özellikle asker ve polis içerisindeki faaliyetlerini bir anda durdurmak öyle çok kolay değildir. Bilinen insanlar vardır, şüphelendiğimiz insanlar vardır. Hal ve davranışlarıyla şu anda adını söylemesek bile kim olduklarını belli olan insanlar vardır. Ama bir de görülmeyen, bilinmeyen insanlar vardır. Bu teşkilatı, bu cemaatin devlet içerisindeki bu tür faaliyetlerini engellemek göründüğü kadar kolay değildir. Belki bunu çok basit gibi görüyor insanlar. Hemen iki tayinle bu iş halledecek gibi düşünüyor ama ben bu işi biraz bilen, biraz uzağında seyreden insan olarak ki bence Türk basınında da, Türk camiasında bunu epey bilen insanlar var. Bu görünce kadar kolay değildir. Bu uzun süre soluklu ve uzun süreçli bir olaydır. Tabii ki bence en önemli şey cemaatin kendisine burada rol biçmesi lazım. Çünkü bu cemaatin görevi bu değildir. Cemaat kendine ait görevleri yapması lazım. Bence en büyük dersin ve en büyük düşünceyi onların yapması gerekiyor. Onlar askerin içerisinde, polisin içerisinde, adliyenin içerisine girerek bir şey düzeltemezler, bir şey yapamazlar. Bu kadar açık yargıya rağmen, her şeyin alevi olmasına rağmen zaman zaman hata olduğu, insanların masum yere yattıkları ortaya çıkıyor ki, siz gizli bir faaliyetle, hele bir de ön yargılarınızla bir işin içine karışırsanız, bir ton insan hakkını hukukunu zedelersiniz, bir ton insana iftira atarsınız, bir ton insan hayatını perişan edersiniz. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Üstelik siz hak, hukuk, din,
Allah diyorsanız bunları sizin yapmamanız gerek. Sizin bu sahaya girmemeniz gerek. Sizin bu sahada çekilmeniz gerekir. Ama bütünüyle bu sahanın içinde olduğunu hepimiz de görüyoruz. Bunu inkar edilemez bir gerçek var yani. Şimdi burada Ahmet Hakan ilk bir yazı yazdı ve delil dedi. Bir de şey dedi, her taşın altında cemaat aramak yanlışına düşmüş dedi. Bugün Aslı Aydın Taşbaş'ın dikkat çekici bir yazısı var. Oradan bir bölüm görelim. O ilginç bir şey var, değerlendirmesi var. Onu size soralım. Peki yaşananlar bir cemaat komplosu mu? Bu noktada Avcı'dan biraz farklı düşünüyorum. Gülen cemaati Türkiye'nin üçüncü gücü. Fazlasıyla yayılmış bir yapı. Evet, emniyette, özellikle kaçakçılık ve istihbarat dairelerinde ciddi ağırlıkları var. Ancak ben, cemaate atfedilen bu komploların bir emir komuta zinciri içinde hiyerarşik bir yapıdan çıkan direktiflerle olduğunu sanmıyorum. Tahminim, Fethullah Hoca'nın bu operasyonlardan haberi bile olmuyor. Daha sonra belki birileri kendi operasyonlarını hocaya naklediyor. Bu çok öteden beri dillendirilen bir yaklaşım aslında. Cemaat o kadar büyüdü ki artık tam olarak denetlenemiyor ve herkes kendi başına hareket edebiliyor. Eskisi gibi değil ve dolayısıyla hoca Gülen, Fethullah Gülen bunlardan habersiz değildir yaklaşımı da var. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Bu konuda şunu düşünüyorum ben bence. Fethullah Gülen hoca emniyet, asker ve jandarma içerisindeki örgütlemenin, faaliyetlerin olduğundan haberdardır. Ama oradaki insanların birazcık daha ileriye giderek iftira ve şantajlarını büyüttüğü boyutunu belki bilmeyebilir. Bu konuları çok teferruatını o kadar görmemiş olabilir. Ama oradaki örgütlenme, orada faaliyetlerin varlığından haberdardır. Benim kendine, cemaatine mensup bazı insanlarla söylemem ve burada yazdıklarımdan sonra bence biraz araştırırsa, biraz sorgularsa, soruşturursa bunların doğru olduğunu görecektir. Umudumuz da inşallah öyledir. Belki teferruatında ve buradaki iftiraların büyük kısmında Hoca Efendi'nin haberi yoktur. Müdahil olur diye düşünürüm. Peki bu her taşın altında cemaat arama, şöyle yaklaşımlar da var. Hani malum istihbaratçılar, biraz söz meclisten dışarıdayım ama paranoyak olurlar her taşın altından bir şey. Siz halbuki kitabın içerisinde bir yerde komproculuğa çok karşı olduğunuzu da söylüyorsunuz. Siz böyle bir illete tutulmuş olamaz mısınız? Ben tersine birazcık küçülttüğümü, insanları ürküp korkarak daha farklı bir şey deyip birazcık ürkütlemek adına ben oldukça basitleştirerek, sadeleştirerek yazdım. Kitap yani olanın evet, basitleştirilmiş oldukça ve... sadeleştirerek, basitleştirerek yazdım. Bazı insanlar benden daha ilerisinde biliyorlar. Bu kesin. Ama bu benden önce zaten dillendiriliyordu. Bence de birçok insan daha önce tarafından söylenmişti. Ben buradaki iddialarımda bulunurken İnanın hepsiyle ilgili bir vicdan muhasebesi yaparak, teker teker sorgulayarak, bakarak, inceleyerek gördüm. Zaten oraya koyduğum bir doküman var, koymadığım bazı dokümanlar da var. Onlara baktığınız zaman o ince ipuçlarından çok şey görürsünüz. Demin de söylediğiniz gibi ben Türkiye'deki bütün olayların komplo teorisi hiçbir inanmam. Görünen, bakılan olay neyse onun gerçeğini görürüm. Göremediğim olaylar konusunda fikir yürütebilirim. Buradaki olaylar hiçbiri komplo teorisi değil. Şimdi, buradaki olayların ipuçları da çok net var. Dokümana baktığınız zaman onu görmek mümkün zaten. Şimdi bu, diyorsunuz ki zaten bunlar dile getiriliyordu. Olabilir ama ilk defa zaten adı Fethullahçı'ya çıkmış bir polis şefi tarafından dile getiriliyor. Yani bu şimdi zaten Fethullah Gülen cemaatinin öteden beri düşmanı olan ulusalcı vesaire birçok kişi değişik kitaplar yazdı, yayınlar yaptı, hala yapıyorlar. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin el altından beslediği bir takım sitelerden bunlar yapıldığını biliyoruz. Şu bu. Ama siz zaten hatta o siteler tarafından, o yayınlar tarafından Fethullahçı olarak ilan edilmiş birisiniz değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla buradan böyle birisini Taha Kıvancı'nın yazısına da tekrar gönderme. Sizin bunları söylüyor olmanız olayı çok farklı kılıyor. Zaten mesele de burada galiba. Tabii ki ben o cemaatin taraftarlarının büyük bir kısmını tanırım. En az o cemaate yakın oldukları bir sayan insanlar, birçok ise dostluğum, arkadaşlığım da vardır. Ama şu vardır. Bu cemaatte olsa bu devletin sistemini, bu devletin düzenini bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Burada devletin sistemi düzenini bozma faaliyetleri var. Yoksa ben cemaatin birçok faaliyetlerine çok faydalı olduğu inancındayım. Özellikle yurt içindeki eğitim faaliyetleri, okulları, yardım kuruluşları, kişilerin bu büyük cemiyet içinde tek tek ferden kaybolduğu bir yerde o birleştirici unsurların çok faydalı olduğu da inanıyorum. Ve bunu da biliyorum bu şekil olması gerektiği konusunda. Ama buradaki olay çok farklı bir olay. Buradaki olay hiç öyle hafife alınacak basitlikte bir olay da değil. Kesinlikle bu iyi bakıldığı zaman, iyi görüldüğü zaman devletin geleceğiyle ilgili, güvenliğiyle ilgili herkesin
muhalif düşünebilen, muhalif hareket edebilen herkesin geleceği ve hayatının güvencesinin sıkıntı olduğunu farkındayım. Bence insanlar bunu da görmesi gerekir diye düşünüyorum. Yoksa ben cemaati de, Fethullah Hoca'nın kendisi de yanlış görmüyorum, hatalı, hatta birçok faydalı işler yaptıklarını, gelecek nesil yetiştirme adına bu ülkeye bir önemli hizmetler yaptığına inanıyorum. Şimdi gerek kitapta söyledikleriniz, gerekse kitabın zamanlaması bir takım başka şüphelere ve hatta komplo teorilerine de yol açtı. Örneğin Şamil Tayyar'ın sizin kitapla yazdığı ilk yazıda bununla ilgili bir bölüm var. Oradan bir bölüm görelim, ondan sonra devam edelim. Mahir Kaynağ'ın dediği gibi bu kitap karşı hamledir. Kurgusu ve zamanlaması stratejik bir çıkıştır. 597 sayfalık kitabın aslında cemaat yapılanması üzerine yazılmadığı, son anda eklemelerle konseptinin değiştirildiği anlaşılıyor. İlk 397 sayfalık bölümü anılardan ibarettir, hayatını anlatıyor. Cemaat başlıklı kalan 200 sayfa aceleyle kaleme alınmış, tümüyle duyumlara ve özel sohbetlere dayalı. Ergenekon'u, Balyoz'u, Danıştay'ı, faili meçhul cinayetleri, darbe günlüklerini, son yıllarda yapılan tüm çete operasyonlarını duyumlarına göre aklarken, yine duyumlarla hüküm kurarak düşman ilan ettiği cemaat torbasına ne bulduysa dolduruyor. Çözüm olarak önerdiği formülle HSYK'daki Ergenekon operasyonuysa birebir örtüşüyor. Şimdi zamanlamadan kasıt Şamil açıkça söylemese bile başka yerlerde referandum gündemine denk getirilmesi, Ergenekon'un ilerlemesi ve Ergenekon gündemine gelmesi, nasıl? Yüksek Askeri Şura meselesi ve sizin de çözüm olarak Ergenekon'un HSYK'da yapmak istediği şeyle benzer şeyleri önerdiğini söyleniyor. Ne diyorsunuz bunlarla ilgili? Bir defa burada bir yanlışlık var tabii ki. Ben bu kitabı 2009 yılının 5. 6. aylarında itibaren yazmaya başladım. Kitap Mart ayında bitti. Ana teması, ana bütünü haliyle. Tabii daha sonra bir iki ilave ettiğim şeyler oldu. Ama Mart ayında ben yayın evine teslim ettim. Benim niyetim 10 Nisan polis bayramıdır. 10 Nisan polis bayramında çıkmaktı. Ve yayın evine onu rica ettim. Dedi ki bu 10 Nisan'da çıksın bu kitap dedim. Ama maalesef redaksiyon işlemleri çok uzun sürdü. Redaksiyoncular her değişik önerileri tekrar bana göndererek benim görüşümü almak için tekrar yazmak istediler. Benim bir tonda normal görevlerim var, emniyetli görevlerim. O zaman içerisinde zaman ayırmak, yazmak epey zamanım aldı. 10 Nisan bitmedi, Mayıs ayında istedim. Mayıs ve Haziran demedi. Bu tamamıyla zamanın sıkışmasına meydana geldi. Yoksa benim kitabı bitirip teslim etme tarihim Mart ayının başları, ilk 10'u gibi bir zamanı tarif ettim. Ama şu baştan bakmak da gerek. Kitabın bir bütün halinde baktığınız zaman tersini söylemek de mümkün. Kitabın birinci bölümüne bakarsanız, birinci bölümde de açılımla ilgili, demokratik açılımla ilgili, faaliyetlerle, Güneydoğu sorunuyla ilgili birçok konu var. Belki o açıdan bakarsanız başkalarının işine yarayacak zamanlama diye görürsünüz. Benim öyle zamanla ilgili bir mefhum, bir düşüncem yoktu. Ben kitabı 10 Nisan dedim ama 10 Nisan olmadı. Bugün 10 Temmuz'lara, Ağustos'lara yansıdı. Hiçbir şekilde öyle bir burada zamanlama tabii şöyle bir hatta mesele var. Özür dilerim, bir şey söyleyeyim. Ben bu kitabı yazdığım zaman, bunları başladığım zaman ne anayasa oylaması var, ne böyle bir teklif var, ne de böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi burada tabii şöyle bir husus var. Siz burada Fethullah Gülen cemaatine yönelik çok ciddi suçlamalarda bulunuyorsunuz. Ama Türkiye'de bir gündemin ortasına düştü, referandum vesaire. Ve dolayısıyla şöyle bir soru da geliyor. Hanefi Avcı burada hedef olarak kendisine bir cemaati ve cemaat örgütlenmesini mi alıyor? Yoksa bir genel olarak var olan iktidarı, hükümeti, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını da mı hedef alıyor? Yani referandum derken ve birçok şey zaten Ergenekon soruşturması, yaş plan, bunların hepsi doğrudan hükümetin uygulamaları biliyorsun. Sizin burada hedefinizde kim var? Sadece cemaat mi var yoksa hükümette, devletin kendisi de var? Ben şunu söylüyorum. Gerçekten bu kitabı dürüstçe ve tarafsızca bakılıp incelenirse o gözle bu kitap hiçbir kimseye hedef almıyor. Tersine şu hedef aldığı şu var. Devleti bir bütün halinde, özellikle güvenlik kısmına bakarak burada birçok şeyin yanlış olduğunu, iyi gitmediği ve bunun düzeltilmesi gerektiğini yazıyor. Kitabın birinci bölümünde terörle mücadelenin bu zamanda yanlış yürüdüğünü, bunun düzeltilmesi gerektiğini örneklerle, yaşadığım olaylarla anlatıyorum. Yolsuzluklarla mücadelenin iyi yürümediğini, bunun düzeltilmesi gerektiğini anlatıyorum. Benim çok önem verdiğim Türkiye'nin geleceği açısından Güneydoğu olayının bu zamanda iyi yönetilme, yürütülmediğini, Güneydoğu sorunu mutlaka halledilmesi gerektiğini, bu ülkenin geleceği açısından siyasi istikrar açısından, ekonomik kalkınması, her zaman bunu yorması gerektiğini anlatıyorum. Üçüncü bölümünde de, son bölümünde de bu gidişin, cemaatin
devlet içerisinde örgütlenmesinin geleceğimiz açısından çok vahim olduğunu, bunu durdurması gerektiğini söylüyorum. Yani ben devletin güvenlik sisteminde iyi yürümeyen kısımlarını gösterip bunun ne yapılması gerektiğini söylüyorum. Ama insanlar daha çok son bölümü gündeme getiriyorlar. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm gündeme gelmiyor. Yoksa bence daha önemli verdiğim, daha çok önemsediğim, özellikle Güneydoğu sorununun halledilmesi konusundaki anlatımlarım, terörle mücadele konusundaki anlatımlarım en az son bölüm kadar önemli. Son bölüm de evet devletin genel güvenliği için çok önemli. Çünkü bunlar hepsi de devletin güvenlik sisteminde iyi gitmeyen, iyi yürümeyen şeylerdi. Ben bunlar düzeltilsin. Herkes burada nasibini alsın. Herkes buradakine bakarak bu sistemlerin düzeltilmesi konusundaki benim tamamen tavsiyelerim var orada. Yani hiç kimse hedef değil benim açımdan. Şimdi burada bir şey söyle. Ben açıkçası bu kitabın belki birkaç kitap halinde çıkmasını teknik olarak daha işlevsel olabileceğini düşünüyorum. Mesela siz bu kitabı cemaat bölümünü koymadan yapsaydınız, hemen herkes tarafından işte görev başında da olsa Türkiye'ye yol gösteriyor vesaire vesaire diye sahip çıkıp ardından da cemaat meselesini diyelim ki istiyorsanız ikinci bir kitap olarak yapsaydınız çok daha farklı bir etkisi olabilirdi. Ama benim bu kitapta dün gazetede de yazdım. En çarpıcı bölümü bence ilk 20 sayfası. Yani giriş bölümünde yazdıklarınız. Çünkü burada diyorsunuz ki çok samimi olarak inandığım hiçbir karşılık beklemeksizin uğruna gece gündüz çalıştığım, varlık sebebi gördüğüm değerlerin ihtiyaca cevap vermediğini, hatta tüm sorunlarımızın kaynağı olduğunu anladım. Benim anladığım bu değerler siz milliyetçi muhafazakar çizgisiyle temayüz etmiş bir polis şefisiniz. Bu değerler derken herhalde bu değerleri kastediyorsunuz değil mi? Polis teşkilatının büyük çoğunluğunda da olan, aslında Türkiye'nin genelinde de olan değerler. Bu değerleri sorguluyorsunuz siz aslında. Hem o hem onu biraz daha açarak devlete aşırı bağımlılığı, devleti aşırı yüceltmeyi, bir takım değerleri fazla yüceltip insanı görememeyi gibi birçok şeyi kendi kendime görüp sorguluyor. Aslında ben burada bir nebze şunu demek istiyorum. Bazı insanlar çok kolay eleştiriyor da bu şuna benziyor. Bir savaş yaparsınız, bir de savaş filmi seyredersiniz. İkisi çok farklı şeylerdir. Bugün çok kolay ucuz konuşanlar savaş filmi seyredenler. Ben savaş yapıyorum. Ben bunu yaşadım. 30 yıl boyunca bütün iyiliklerimi hissederek yaşadım, gördüm ve geldim. Bütün o birikimlerim, o yaşadıklarımı, benim dışımdaki bir ton insanların çektiği acı ve olayları görerek bu noktaya geldim. Ondan dolayı diyorum, başta çok kutsadığım, çok önemsediğim devleti, devletin her kuralı benim için inanılmaz değerliydi. Her kaidesi çok inanılmaz değerliydi. Ama zaman içinde bu kaide ve kuralların çok da kutsal olmadığını, birçoğunun yanlış olduğunu, hatta birçoğunun bu topluma zararlı olduklarını gördüm. Bizim aşırı bu bağımlılığımız, aşırı otoriter zihniyetimizin bu topluma, bu insana, bu halka zarar verdiklerini gördüm. Bu düşman diye gördüm, yanlış diye gördüm, birçok şeyin aslında faydalı ve toplum için elzem olduklarını gördüm. Bir nebze onu vurgulamak istedim aslına bakarsanız. Şimdi bir reklam arası vereceğiz Hanefi Bey. Arkasından hem bu konuyu hem de kitaptaki diğer bölümleri konuşmaya devam edeceğiz. Hanefi Avcı'yla yazdığı kitabı konuşmaya devam ediyoruz. Bir alıntıyla devam edelim. Önce bir şeyi hatırlatalım. Bu kitabı yazmanızın meslekte ilerleyememenizle bir kişisel öfkeyle bağlantılı olduğunu öne sürenler de var. Çok tam tersine bir mevki beklentisiyle ya da mevki kazanmak amacıyla yazdığınızı öne sürenler de var. Onlardan bir tanesini Ergun Babaan'dan bir bölüm görelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Kitabın cemaatle ilgili bölümünün bu cemaat her yere el atıyor. Yakında Türkiye'yi ele geçirecekler kuşkusunu güçlendirmek için yazıldığı kesin. Ama neden şimdi? Ergenekon, Balyoz, Kafes gibi davalara şüpheyle bakanların bu davalar cemaat tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmak amacıyla açılmıştır. Aslında hepsinin faili cemaattir yargısını güçlendirecektir. Ayrıca hükümeti de cemaatle suç ortağı konumuna düşürerek referandum öncesinde bunların hedefi yargıyı ele geçirmek iddiasına destek sağlayacaktır. Yani zamanlama açısından doğru bir zamanda piyasaya sürülmüş bir kitaptır. Bunun devamında Hanefi Avcı'nın önümüzdeki seçim döneminde bu davalara soğuk bakan bir partiden aday olması mümkün görülebilir. Yine de bu kitap sadece kişisel bir hesaplaşma veya siyasi hırsla açıklanamaz. Daha büyük bir hesaplaşmanın parçası olarak görmek de mümkün. Evet Hanefi Bey, MİT müsteşarı olamadığı için, vali olamadığı için, kıza alındığı için,
Şimdi Erbun'un söylediğini Hüseyin Gülerce de Vatan Gazetesi'nin röportajda söyledi. CHP'den milletvekilliği garantidir. Artık ki Hüseyin Gülerce ile yakından tanıştığınızı biliyoruz. Kendisi ilk sorulduğunda kitap, ben kendisini tanırım, kendisiyle konuşacağım demişti. Sonra Vatan Gazetesi'ne onu söyledi. Nedir bunlar gerçekten, bu olayın kişisel boyutu nedir? Şimdi olayı şöyle iki boyutta bir bakalım. Birincisi, benim geçmişte Susurluk'ta ifade verdiğim zamanı düşünün. Hem teşkilatınızı hem de devletin bütün kurumlarını karşıma aldım. Böyle bir insanın geleceği olabilir miydi o gün tarihi itibariyle? Bence geleceği olamazdı, yok edilmişti. Ben de öyle düşünerek karşı çıkmıştım. Susurluk'ta ifade verdikten sonra benim geleceğimin bittiğini hem emniyet olarak hem birçok açıdan... Bir nevi harakiri gibiydi. O riski alarak söyledim ama söylemem gerekiyordu. Daha sonra Deniz Kuvvetleri'nde ifade verdim 28 Şubat döneminde. Ben o ifadeyi vermeye giderken, evet bu belgeleri ben yazdım, ben hazırladım, istihbarat başkanı ben verdim dedim. Ben bunu derken tutuklanacağımı, bundan sonra meslek hayatım biteceğini bildim. Öyle düşünüyordum. Ama şans yaver gitti. Allah korudu, öyle bir şey olmadı. Bugün de bu ifadeyi vererek ben başıma neler gelebilecek bir çerçeveyi şüpheli tahmin ediyorum. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Yani ters bir şey olacak. Hanefi Avcı rüzgar tersine dönecek. Kendini kurtarmak için şimdi bunu yazdı dese biri de. Ama yakın vadede rüzgarın pek terse dönmeyeceği gibi gözüküyor. Hükümete durum, iktidara durum. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Önce şunu cevap vereyim. Benim bugünkü meslek hayatım, 34 yıllık meslek hayatım boyunca hiçbir kimseden, bakın bunu çok net söylüyorum. Bugünkü iktidar da var, geçmiş iktidarlar da var. Bugün milletvekillerimiz hepsi de var. Ve benim amirim olan çalıştığım insanlar da var. Hiçbir kimseden bir görev talep etmedim. Bir defaya mahsus dahi. Bu inanılmaz bir şeydir. Kendi çalıştığım emniyet müdürlüğüne dahi görev talep etmedim. Ama şu var, ben çok görevi reddettim. İlk atandığım zaman okulu dereceyle bitirmiştim. Dersini tercih ettim. Ondan sonra Güneydoğu olayları meydana geldi. 84 yılında bana dediler Güneydoğu'da ihtiyacımız var. Güneydoğu'ya gittim. Güneydoğu olaylardan sonra İstanbul'da olaylar karışıktı. Necdet Menzil Müdür, İstanbul Emniyet Müdürü, bana İstanbul'a gelmen lazımdı. Ben dedim ki ben orası iyi yer, ben gitmem. Hayır, burası çok kötü, gelmen gerekir. Talep et, oraya geldim. Buradaki görevim bitti, terfi ettim. Dediler ki istihbarat başkanına gelmen lazım. Başkanım sonra beni Ankara'ya çağırdı. Ben aslında hiçbir büyük şehirde ve büyük ülkede görev yapmayı sevmem. Ama buna rağmen istek üzerine gittim. Kaçakçılı daire başkanı olurken tek kişiye dahi daire başkanı teklifinde bulunmadım. Böyle bir görev talep etmedim. Hatta geçen sene 2009 yılında bizim tayinlerimiz çıkmazdan önce İçişleri Bakanımız Bekir Atalay Bey benim gibi 3-4 ilin emniyet müdürlerini çağırarak bir mülakat yaptı. Yani biri dedi ki emniyetin geleceği yapın olaylar hakkında ne düşünüyorsun? İki, bu büyük şehirler boşaldı. Bir planlama yapmak istiyorum emniyet üst düzey ile ilgili. Ne düşünürsünüz diye bir teklifte bulundu. Ben Sayın Bakan'a şunu söyledim. Hiçbir il istemiyorum. Ne Ankara ne İstanbul. Asla bir görev istemiyorum. Eğer bir ilde kalacaksam Edirne'de kalayım. İşi biliyorum, görev biliyorum. Küçücük ilim bana yeter. Ama bir görev varsa, verilecekse benim oğlum Ankara'da oturuyor. İki ev bana zor oluyor. Bana Ankara'da bir görev verin ve şunu söyledim. Ünvansız bir görev istiyorum. O bana dedi ki emniyet ünvansız görev yok. Her türlü göreve razıyım. Ama eski gittiğim rütbeyle gelmek istemem dedim. Ben Eskişehir dahi istemedim. Hiçbir göreve talip olmadım ve hiçbir zaman olmadım. Yine ben 1997 yılında o 28 Şubat dönemi arefesinde işte televizyonlara çıkıp konuşma yapmıştım biliyorsunuz 32. güne. Ondan sonra dilekçe verdim. Ben televizyona çıktım, konuştum. Bu saatten sonra benden istihbarat olmaz, beni görevimde alın. Ben tekrar ne istihbarata ne milli istihbarata böyle bir göreve gidemem. O görev de olmaz. Zaten milli istihbarata gitme mümkün değil. Makul mümkün değil. Bana bir ara gümrük teşkilatında adı çok konmadı ama müsteşar yardımcılığı veya genel müdürlük gibi bir görev teklif edildi. Hayati Yazıcı Sayın Bakan beni çağırdı. Dedi ki sana böyle bir görevi düşünüyoruz. Sen bu konuda bilgi sahibisin, bize yardımcı olur musun? Ben dedim ki Sayın Bakanım, teklifiniz için çok teşekkür ederim. Bana değer vermişsin. Ama şu var, o makamlar, müsteşar yardımcılığı gibi makamlar usta insanların marifetlerini göstereceği yerlerdir. Acemi insanların eğitim yeri değildir. Ben gümrük teşkilatını bilmem, o görevden anlamam, burada bulunmak istemem dedim. Bundan dolayı görevinizi kabul edemem, ben affedeyim dedim. Daha sonra bazı tavsiyelerde bulununca hatta bana takıl dedi ki bak ne kadar iyi bildiğin anlaşılıyor, gel bu göreve. Ben çok özür dilerim, beni bağışlayın dedim. Ben verilen göreve gitmedim. Şu güne kadar da bir tek kişi, bugün bakanlarımız dahi, milletvekillerimiz dahi, bir tek kişi diyemez ki Hanif Avcı şu göreve talip ol diyemez. Ama bir kısmını söyledim, bir kısmını söylemedim. En az 10 tane görevi reddettim. Ben peki, hiçbir göreve talip olmam. Olayın diyelim ki kişisel yükselme olayını reddediyorsunuz. Bir de kişisel bir hınç olduğu söyleniyor. O Türkiye'de öteden biri vardır. Emniyet içerisinde güç kavgaları, iktidar kavgaları. Bu noktada bir alıntı yapalım. Radikal'den Avni Özgürel'den. O alıntının ışığında devam edelim.
şaşırtan, bugüne kadar inandırıcılığını ve güvenilirliğini korumaya özen göstermiş olan Hanefi Avcı'nın, kitabını siyasi gündemin referanduma kilitlendiği, muhalefetin AK Parti'nin anayasa değişiklik paketiyle yargı organını kontrol altına almayı hedeflediğini iddia ettiği bir dönemde yayınlamış olması. Hayatı sorguyla geçmiş, ayağını basacağı zeminin ağırlığına dayanacağından emin olmadan adım atmamış birinin, bu konuda zamanlamanın önemini fark etmemiş olduğunu, öne sürdüğü iddialara sırf bu nedenle şüphe penceresinden bakılacağı ihtimalini göz ardı ettiğini düşünmek akla ziyan. Bu alıntıladığımız yerin bir sonrasında Avni diyor ki bu aslında emniyetteki çekişmelerin bir sonucu yazılmıştır ve zaten kitabın içerisinde önemli bölümde sizin yakın güvendiğiniz, bazıları kefil olduğunuz isimlerin başına gelenler, mesela Emin Aslan, Sabri Uzun gibi, Adapazarı Emniyet Müdürü, şimdi adını unuttum. Farvesa. Bir de tabii en önemlisi sizin başınıza gelen, kendinizin dinlendiğinizi keşfetmeniz ki Ertuğrul Özkök geçen onu uzun uzun kitaptan alıp nakletti. Yani şöyle bir hava var, çok da yazı yazıldı. İşte abi diye hitap ettiği, Emin abi, Sabri abi diye hitap ettiği kişilerin başına gelenler ve kendisine geldiği iddialarıyla yazdı. Yani bu kişilere yönelik bir şey olmasaydı, sizin dinlenmeniz olmasaydı ya da dinlendiğinizi birisi anlatıyorsunuz kitapta, birisi size esrarengiz yöntemlerle haber veriyor, siz orada uyanıyorsunuz. Bunlar olmasaydı iddia ettiğiniz yapılanma yine vardı. Öyle değil mi? Ama şu var, iddia ettiğim yapılanmanın zararlı faaliyetlerini ve davranışlarını, hareketlerini daha çabuk görmem, daha net görmemi sağladı bu anlattığınız olaylar. Yoksa ben bu yapılanmayı gördükten sonra bu olaylar olmasa da söylerdim. Eğer devletin düzeni, nizamını bozacak bir davranış varsa bunu her halükarda karşı çıkardım. Sadece bu olay, bunlar hızlandırmış oldu. Bunlar bir takım şeyleri görmemi daha erken sağlamış oldu. Yoksa siz şimdi belki olayların teferruatına girmek, tek tek anlatmak çok zaman alır. Bu zamana da sığmaz. Ama şu var. Bakın, Emin Aslan'ın davası. 7 klasör evrak, 2 yıllık dinlemeler, 2 saatte bir savcı tarafından okunmuş, incelenmiş, mahkeme kararı almış, talimat yazılmış gözüküyor. Buna fiilen maddeten imkanı yok. O dosyaları ben 3 ayda zor okudum. 2 saatte bunu kimse okuyamayacağına göre bu sistemin nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Arka planda bu savcının önüne o dosyanın geleceği de belli değil. Çünkü Ankara'da görevsizlik verilmiş, dosya İstanbul'a gelmiş. İstanbul savcısının dosyayı incelemesi gereken zaman 2 saat, 3 saati geçmiyor. 2 saatlik zaman içerisinde 7 klasör evrak, 2 yıllık yüzlerce telefon dinlemesi okumuş ve karar vermiş gözüküyorsunuz. Buna mümkün değil. Ben şunu çok iddia ediyorum. Bugün İzmir'deki dava, Türkiye'nin yetişmiş 3 tane hukuk profesörünü alın. Emin Aslan hakkındaki davanın 3 tane yetişmiş hukuk profesörünü alın, önüne koyun. Deyin ki bu dosyaları okuyun. Bize karar verin. Ben şunu iddia ediyorum. Diyecekler ki bu tahakkatı yapanların hepsini mahkemeye çıkarın. Çünkü o kadar aleni, o kadar açık ki bunlar. Hiçbir tasvir kabul edemez bir üstündedir. Şimdi cemaat tabii işine gelmediği için bir anda propaganda sistemini çalıştırıp tek merkezden verilen komutla her şeyi karalamaya çalışıyor. Peki Emin Aslan'dan ne istiyor? Şurasını söyleyeyim. Emin Aslan, Sabri Uzun, bunlar benim üstüm insanlar. Benim onlarla samimiyetim daha ciddi ve son zamanlarda artan. Ama benim hatta suçlama diyeyim, biraz hatalı gördüğüm tarafta çok daha değerli insanlarım var. Çok daha değerli arkadaşlarım var. Çok daha eskiden beri beraber yaşadığım insanlar var. En çok da onu üzülüyorum. Ama ben şuna üzülüyorum. O insanlar pırıl pırıl insanlarken bugün üstlerine, amirlerine, tanıdığı insanlara leke atan, iftira atan, komplo hazırlığın hale dönüşüyor. Halbuki bu insanlar çok çalışkan, çok iyi görev üreten, çok düzgün insanlardı. Bu teşkilat içindeki birçok kişi bunu bilir. Hani bunu bizi bilmeyen, dışarıda bakanlar böyle söyler de içimizde yaşayan polis teşkilatı bilir. Benim dostlarım kim, arkadaşlarım kim, en çok benim etrafımda beraber gezdiğim insanlar kim? Benim bu adına söylediğin insanlar, Sabri Bey, Emin Bey, bunlar tanıdığım insanlar ama onların 5 katı kadar bugün cemaat tarafında gözüken, onlara yakın duran insanlar, daha fazla dostum, arkadaşım var benim. Ama şu var, hak ve hakikat ve adalet apayrı bir şeydir. Vicdan olmak apayrı bir olaydır. Siz hiç kimseye onun hayatını, şerefini, onurunu zedeleyecek bir biçimde bir kenara atamazsınız. Ve atılıyorsa buna seyirci kalamazsınız. Bu kim olursa olsun. Yani siz düşünebiliyor musunuz? 40 yıllık mesleki geçmiş olan bir insan alıyorsunuz. Bu adama diyorsunuz, rayon kaçakçılığı işbirliği yapıyorsunuz. Öbürlerine diyorsunuz ki siz, sen organize suç şebekeleriyle ortaklık yapıyorsun diyorsun. Bak bunu samimi söylüyorum. Belki
bu şekilde konuşmam yanlıştır ama söylüyorum. Ben Mustafa Gürcü'yü çok çok yakın arkadaşlığım da yok. Hatta oturup kalkmışlığım da yok. Hatta ben o çok farklı bir kulvarda cemaatçi falan bilebilir. Ama şu var. Mustafa Gürcü dürüst bir insandır. Asla rüşvete, hırsa tenezzül etmez. Asla bir organ suç şebekesi hiçbiri yapmaz. Zaten bunun teferruatı anlatmıyor. O tahkikatlara baktığınız zaman bunların çok suni, çok organize, çok özel bir şekilde yetiştirildiğini görüyorsunuz. O tahkikatların içine girdiğiniz zaman inanılmaz şeyler göreceksiniz. Burada zaten diyorsunuz ki avcıydım av oldum. Birazcık bu bana şu, meşhur sol sloganı hatırlatıyor. Susma sustukça sıra sana gelecek sloganla. Şu sıra size de gelmiş. Sıranın abi nasıl geldiğini evet bir anlatır mısınız? Yani bu aslına bakarsanız herkesin özür dilerim. Yani çok sıradan insanların bile telefonlarının dinlendiği şüphesiyle, paranoyasıyla yaşadığı bir dönemde siz Türkiye'de elektronik istihbaratın kurucularından belki kurucusu olan bir kişisiniz. İstanbul'da yaptığınız faaliyetleri anlatıyorsunuz. Telefon dinleme ve takip üzerinden nasıl bir istihbarat ağı kurduğunu anlatıyorsunuz. Dolayısıyla bu işi çok iyi bildiğinizi söylüyorsunuz ve öyle bir şey anlatıyorsunuz ki sonunda kendinize kızıyorsunuz. Ben nasıl oldu da bu boşluğa düştüm ve bu kadar kendime güvendim diye. Ya onu kitaptan bir bölüm gerçi ama belki de hani bu kitabı yazmanıza karar vermenizde de çok önemli rolü olduğu için bize özetler misiniz? Tabii şu var, o birazcık da bir benzetmedir. Avcıyken av oldum diye. Böyle kimseye de çok kolay av olmak istemem. Yani hakkımı hukukumu da korurum. Sonuna kadar herkese karşı direnirim, bu bir gerçek. Ama şu var, ben 1997'de ayrıldım. Tabii hakikaten benden sonra çok büyük mesafe alınmış. Ben orada küçücük bir ipucundan aslında olayın ne olduğunu görebiliyorum. Mesela benim dinlenme olayımla ilgili. Benim dinlendiğim, iddia ettiğim olay, iki tane öğrenci adına alınmış telefon. Bunlar isimleri kim oldukları belli. Ve bu telefon numaralarını kimse de bilmiyor. Ben bile numarasını bilmiyorum. Unutmuşum. Bana bilgi veren bir kişiye vermişim, diğeri de bende. Örnek veriyorum yani. Bu telefonu hiç kimse bilemez. Ama bu telefon biliniyorsa, ben bunu nasıl bilindiğini fikir yürüterek karşımda kimle muhatap olduğumu, karşımdaki gücün neyle uğraştığını hissederim. Şimdi ne yapılıyor? Ben Emin Aslan hakkındaki tavrımdan dolayı o cemaati, o grubu, o faaliyetlere karşı tavırlı olacağım belli oldu. Ondan sonra beni hedef seçtiler, biliyorum. Ve şunu yaptılar. Benim gezdiğim, dolaştığım yerlerde, diyelim ki Edirne'deyim, İstanbul'a geliyorum, Ankara'ya gidiyorum, Eskişehir'e gidiyorum. Buraları bu telefon, Hanif Avcı'ya beraber dolaşan Hanif Avcı'nın numarası bu. Bu saatte buralardaysa, bu saatte buralarda gezerken başka telefon hangisi diyorlar. Ve bilgisayar sistemi bunu çıkarıyor. O numaraya bakıyorlar. O numara birebir diğer başka bir numarayla görüşüyor sadece. O sadece görüştüğüm numarayı, beni değil o numarayı dinliyorlar ve bunu dinlerken de gerçek adına değil, telefon makinesinin e-mail numarasını dinliyorlar. Yani makinenin numarasını kimse bilmez. İki gün sonra atacaksınız ve bu şekilde bir dinleyerek orada edilen bilgileri de ileride benim aleyhime santaj amaçlı, kötü amaçlı kullanmayı düşünüyorlar. Yani bugün söylenenin tersine benim aleyhimde böyle bir bilgi biriktirmeyi düşünüyorlar. Hatta bu kadar pervasızlar ki basında bazı insanlara söylüyorlar. Hanif abicim topladığı presini sarsacağız. Onunla uğraşıyor da deklare ediyorlar. Yani bazen diyorsunuz ya, bu yapıda da kaset var mı? Her taşın altında bir şey çıkıyor diyor da her taştan çıkacak değil. Bu kadar pervasızca söylüyorlar. Ha, bu kadar pervasızlık, kendine çok güvenin, bunu çok rahat yaptığının emareleri var. Zaten bakarsanız, bakın bugün birçok insan hakkında bir dinleme internete yayılıyor. Bu dinlemelerin büyük bir kısmı telefon dinlemesi. Peki bu telefon dinlemeleri kim yaptı, nasıl yaptı, araştırma ortaya çıkarılacak. Yüzlerce insan hakkında basına yansıyanlar. Değil mi? Hepiniz biliyorsunuz gazetelerde falan kişinin falan kadınla olan konuşmaları, falan kişinin falan oluşmaları, internet kim olduğu belirsiz bir şekilde sızmıştır. Hayır, Türkiye'de dinleme yapan 3 devletin kuruluşu vardır. Ya bunu çıkarırlar ya kendileri yapıyor. Şimdi çok önemli bir yere geldiniz. Yani. Şimdi böyle telefon kayıtları internete ya da işte medyaya deşifreleri düştüğü zaman ilgili merciler şunu söylüyor. Bunlar devlet tarafından yapılmamıştır. Şahsi imkanlarıyla bir takım çevrelerin yaptığı ve sızdırdığı kayıtlardır. Bunların devlet tarafından yapılmış olması mümkün değildir. Dolayısıyla bizim yapacağımız bir şey yok deniyor ve gerçekten de fiilen bu dinlemeyi ve kaydı yapan hiç kimseye bugüne kadar ulaşamadı. Yani onlarca belki ses kaydı yayınlandı ama yapanın yakalandığı tek bir vaka bile yok. Bunlar gerçekten ortam dinlemesiyle, daha amatör cihazlarla ya da belki profesyonel ama devlet dışı örgütler tarafından mı yapılıyor, yoksa hepsi istihbaratın bünyesinde yapılıyor ve gündeme göre sızdırılan şeyler mi size göre? Şimdi bir defa evet, bazı küçük aletlerle, bazı yazılımlarla kişilerin dinleme yapması mümkün. Çok küçük çapta.
Ama GSM sistemi gibi cep telefonlarının devletin dışındaki birini dinleme şansı hemen hemen yok gibidir. İkincisi, devletin örgütleri bu başkaları bu işi dinlemişse %100 olarak bunu tespit edip ortaya çıkaracak imkana sahiptir. Yani diyorsunuz ki özel birileri yapmış olsaydı bunlar kesinlikle muhakkak yakalanır. Kesinlikle ortaya çıkacak. İkincisi, bu konular araştırılırsa bunlar ispatlanabilir. Yani diyelim ki A kişisiyle B kişisinin arasındaki konuşma internete sızdırılmışsa bu kişilerin telefonlarının kimler tarafından dinlendiği, izlendiği, araştırıldığı, sorgulandığı geriye doğru ciddi bir araştırma yapılırsa %100 olarak ortaya çıkarılır. Ya denir ki devlet falan kurumu. Bana görev versinler, ben bunların hepsini saptırırım diyor musunuz? Ben de çıkarırım. Beni yanlış kabul ederse başkaları da çıkarabilir. Ancak şu var. Burada aslında bunlar çok ince bir şey düşünüyorlardı. Ben belki onu deşifre ettim. Ortaya da çıkarılması mümkün olmayacak bir şey düşünüyorlar. Neydi? İşte e-mail numarasına dayanarak telefon dinliyorlardı. Yani kişinin adı yok. Kanuna göre, yasalara göre bir kişi dinlemek istiyorsanız önce o kişinin açık kimliğini, telefon numarasını ve adresini yazmak mecburiyetindesiniz. Bunun dışında dinleme yapamazsınız. Ama istisnai bir hal olarak çok özel durumlar için devlet e-mail numarası üzerinde dinleme yapılabileceğini söylemiş. Ama bu çok özel ve istisnai durum için. Fakat uygulamada buraya o küçük boşluğa sığınarak birçok insan sadece e-mail numarası yazılmış. E-mail numarası yazdığında kimse e-mail numarasını hatırlamaz. İki gün sonra telefona attığınız zaman da kimse bilinmez. Ama bunu iddia ediyorum, 10 yıl sonra bile birileri gelip gerçekten samimi olarak bunu araştırırsa o telefonların kimin tarafından dinlendiği ortaya çıkar. Sonra o dinleme kararı bulunur. Bu dinleme kararına esas olarak rapor yazan, imza atan, bu kişiler böyle böyle suçludur, adları bu yoktur, numaralı yazan insanlar da ortaya çıkar ve hesabını verirler. Bence bugün soruşturmanın asıl püf noktası bence bu. Bu her dinlemenin, her basına yansıyan olayın tek tek araştırdığınız zaman ama tabii Türkiye'de garip olan şu var. Ben bunu susurluk ifademde söyledim. Devlet bu güvenlik birimlerini denetlemiyor. Bakın yasada açık hüküm var. Diyor ki bunlar kendi üstleri ve hangi müfettişler tarafından dinleneceğini söyleniyor. Yasa 2005'te çıktı. 5 yıldır denetlenmiyor. Sadece kurum içi değil, kurum dışı da bunların denetlenmesi lazım. Çünkü bu insanlar gelecekte herkese zarar verir. Bugün belki bizim işimize gelebilir. Bazı insanlar hesabına gelir ama bu gelecekte herkese zarar verir. Size sormuş milletvekilleri dinleniyor mu diye. Yanıtımız şöyle. İstisnasız herkes dinleniyor demişsiniz. Yok. Yani o biraz abartılmıştır. Herkes dinlenmiyordur ama belli oranda hedef seçili insanlar dinleniyor. Herkes dinleme fiilen mümkün değil. Yok yani tabii ki de ama işte meclisteki öne çıkmış milletvekilleri, bakanlar, bürokratlar. Yani mesela bunun böyle olduğunu siz söylüyorsunuz. Örneğin devlette de örneğin başbakan ya da bakanlar da dinlenmeye karşı önlem alıyorlar mı? Bunların dinleniyor olma ihtimali var mı? Açıkçası bilmiyorum yani var mı yok mu net bir şey söyleyeyim. Ama şu var, bir keyfi dinlemenin söz konusu olduğu bir gerçek Türkiye'de. Hedef seçilen, beğenilmeyen fikirleri, davranışları, hareketleri hoşa gidilmeyen insanların sadece açıklarını bulmak, sadece onlara aleyhine bir kamuoyu oluşturmak, sadece onlara bir iftira atmak adına bu yapılıyor. Zaten bazı tahkikatta da şunu görüyorsunuz. Önce insanlar istihbari olarak dinlenmiş. Haklarını bilgiler toplanmış. Derlenmiş. Onu da bu ihbar mektubuna dönüştürülmüş. İhbar mektubu adli çalışmaya başlatılmış ve daha sonra o insanların başına bir mahkemeye dava konusu getirilmiş. Bunu çok net görüyorsunuz. Çünkü öyle bir ihbar mektupları var ki 20 kişilik bir ekibin bir yılda toplayamayacağı kadar bilgiler var o ihbar mektubu içerisinde. Hiçbir insan böyle bir ihbar yapamaz. Adı sanı da belli değil. Yani bu çok net olarak gözüküyor ki hedef seçilen, beğenilmeyen, sevilmeyen, hoşa gitmeyen insanlar önce izlenmiş, dinlenmiş, aleyhinde bir takım kampanya oluşturulmuş ve bunlar kimi zaman onu basında, kamuoyunda prestijini sarsmak adına kullanılmış, kimi zaman istifa etme adına kullanılmış, sizin kimi zaman da başka tasarım mı vardı yani? Tahmin ediyorum benim hakkımda da böyle bir hazırlıklar vardı. Bir şey bulup benim kamuoyunda prestijimi sarsacak, beni biraz zor duruma düşürecek, benim bir açığımı bulma adına yapacaklar bir davranış veya hazırlık burada vardı. Burada sizi dinlettiğini ileri sürdüğünüz iki kişiden bahsediyorsunuz ve anladığım kadarıyla bu isimleri vermişsiniz. Tanıdığınız kişiler galiba bunlar. Onlar da sizi tanıyor. Şimdi siz bu insanlarla yüzde geldiğinizde ne olacak? Şimdi tabii önce şunu söyleyeyim. Ben kendi dinlendiğimi öğrendim. Ben tedbirimi alırım. Ben zaten hayatımı şöyle yaşıyorum. Ben makamda otururken diyorum ki orada bir kamera var. Benim her şeyimi çekiyor. Hiçbir hareketimde, hiçbir görevimde, hiçbir konuda hiçbir şeyde gizliliğim yok. Zaten ben bir şeyi tek başına yapma şansına sahip değilim. Ya müdür yardımcılarımla, ya şube müdürümle beraber hareket etmek mecburiyetindeyim.
benim bu karşı çıkışım, isyanım şahsımla ilgili değil. Benim kadar bu olayları bilmeyen, bu adamları algılayamayan birçok saf insan var. Bu insanlara yapılacak tuzaklara, bu insanlara yapılacak hareketlere mani olmak istiyorum. Bu bugün emniyette, askerde muhalif kesimler üzerine yoğunlaşıyor. Ama bakarsanız, o grubun hareketlerini izlerseniz, yarın muhalif olan herkes hedef seçilecek. İşte sermaye çevresi de, basın çevresi de, başka kesimler de hedef seçilecek. Herkes arayana yürüyecek bir kampanya var. Yoksa ben tedbirimi alırım. Ne olacak? Bunu tedbirimi benim çok zor değil. Ama başka insanlar, yüzlerce, binlerce insan var. Ki ben daha sonra öğrendim ki, yüzlerce insanlar bana benzer yöntemlerle dinlenmiş, yüzlerce insan buna benmiş. Ha ben şunu dedim, bu hareketi yapan insanlar hakkında ben hukuk olarak davacıyım. İsimlerini yazarak şikayetçi oldum. Bu insanlar geçmişte bir tanesi bana çok yakınlığı dolan, bana yakınlarımı da tanıyan, hiç ummadığım, beklemediğim, yapılması gereken bir insan. Zaten bir garip olan da şudur. O kitapta da bir nebze bahsettim. Sıradan insanlar çok farklı şey. Bir örgüte, bir cemaate, bir gruba girdiğiniz zaman farklı şey. İnsanlar özgürken kendi şahsi düşünceleri, hareket ettikleri zaman farklı. Bir cemaatin, örgütün fikrine tabi olduğunuz zaman farklı hale dönüşüyor. Normal hallerde bu insanlar hiçbir yapmaz. Emin Aslan yıllarca istihbarat dairesinde çalışmış. Onu aslında orada bütün insanlar tanırlar. Hepsi sayarlar. Asla böyle bir şey denemezler. Ama bir örgüt içine girdiğiniz zaman, örgüt disipline tabi olduğunuz zaman maalesef istemeseniz, sevmeseniz her şeyi yaparsınız. Burada bir Simon meselesini açmak lazım değil mi? Kitapta bazıları bunun Yahudilikle ilgisi olduğunu sanıyor. Çok ilginç bir kitap adı zaten. Bir PKK militanından bahsediyorsunuz. Kod adı Simon. Evet. Bu kişi PKK'nın Beka Vadisi'ndeki halk mahkemesinde başkanlık yapmış ve kendi öz kardeşim, kız kardeşinin idama mahkum edilmesini onaylamış. O mahkemeyi yönetmiş kişi. Değil mi? Evet. Siz aynı anda ikisini beraber Diyarbakır'da yakalanmışlar. Kendisiyle yaptığınız sohbetten hareketle şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki insan güvendiği, sevdiği, sonuna kadar inandığı insanları bile bir örgüt içerisine girdiği zaman, bir belli bir yörüngeye gittiği zaman her türlü kötülüğü yapabiliyorlar. Yani Simon bu anlamda bu Simonlar. Bu birazcık o zaman sizin söylediğiniz teşkilatınızdaki Simonlardan bahsediyorsunuz. Tabii bu hikaye, bu olay beni aslında çok derin etkilemişti ve çok düşünmüştüm. Çünkü şöyle düşünün, ben aslında idealist insanları çok severim. İnançlar ve idealleri ona fedakarlık yapan insanlar beğendiğim insanlardır. Bu tip insanlara karşı bir yakınlığım, bir hayranlığım vardır. Tabii ki bazıları silah kullanıyor, kötü olaylar ona karşı değil ama sırf idealist kısmına ilgili. Burada anlattığım olaydaki gibi Simon aslında inançları ve idealleri uğruna ölümü göze almış biri. Ve buna çok samimi. Gidecek, çatışacak ve bir gün ölecek. Niye? Kendince inandığı bazı insanların hakkı hukuku gasp ediliyor. Bu hakkı hukuku korumak için ölümü göze alıyor. Fakat örgüt bunu anlatmış, bunu kendini yönlendirmiş. Fakat aynı insan hem kardeşi olarak hem de kardeşin öte onları da örgütsel arkadaşlığı, feodal arkadaşlığı, örgütsel arkadaşlığı, hevallığı gereği bildiği, iyi tanıdığı, 1975 yılından beri tanıdığı kız kardeşinin masum olduğunu bilmesine rağmen örgüt iradesine karşı çıkıp, bırakın yargılamada karşı çıkma değil, en az arkadaşlar bu insan masumdur, bu insan suçu işlememiş değil bile karşı çıkmıyor. Onu kendisine bir görev olarak bile görmüyor. Halbuki buna tavır koy, en az şunu yapması lazım. Bu insan bu suçu işlememiş demesi lazım. Hatta daha ileri gidip, hayır bu insanı cezalandıramazsınız, bu haksızlıktır deyip tavır koymaz lazım. Ama o tavır koymuyor. Çünkü ona gösterilen bir hedef var, ona verilen bir değerler ve ona yöneliyor. İşte bu diyorum, farkında olmaz ama hepimizden bu hayatı yaşıyoruz. Kimi zaman devletin bizi yönlendirmesi, ki bu yaşadık geçmişte, kimi zaman bir cemaatin, kimi zaman bir örgütün. Ondan da şuna inanıyorum, insanların özgür olmadığı müddetçe, bağımsız, hür düşünemedikleri müddetçe hakikaten doğru ve yanlışı çoğu zaman karıştırırlar. Siz şimdi yapılması gereken şeyin savcılara açtığını düşünüyorsunuz. Hükümetin, basının, herkesin bu işin içine girmesi, bu konuda görev alması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bir yandan da bunu sağlamak için hem siyasi hem de hukuki girişimlerde bulundunuz. Şimdi bakanların, yani Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın, her ikisiyle de görüşmüşsünüz bu dilekçeleri vermeden önce. Bugün örneğin yaptıkları açıklamalar var. Doğrusu kamuoyunun yaşadığı heyecanı, onların yaşadığını görmüyoruz ve çok soğukkanlı bir şekilde gereken yapılacaktır diyorlar. Şimdi eğer bu süreçten bir sonuç çıkmazsa ve önümüzdeki birkaç ay içinde beklediğiniz 8 ayda olduğu gibi sonraki 8 ayda da herhangi bir şey çıkmazsa siz bunu neye yoracaksınız? Burada hükümeti de aşan ve belki onları da tehdit eden bir durum var ve onları bağlıyor mu? Yoksa bir çıkar birliği var ve o yüzden siyasiler bu konuda bir adım atmıyor mu?
Tabii bir de şöyle de düşünmek lazım. Ben devletin içinde olarak, devletin görevlileri bazı zaman dışarıya karşı farklı, içeride farklı gösterir kendileri, tavır takımlar. Ben şunu inanıyorum ve temenni ediyorum. Dışarıya karşı belki böyle konuşuyorum ama kendi içerisinde sistemi çalıştırabileceklerini, birazcık da olsa bu olayların üzerine gidebileceklerini düşünüyorum, oyuna inanıyorum. Zaten bu iddialar ortaya çıkarken birçok kesim aynı şeyi söylüyor. Bu sadece çok kolayca hemen bu hakim ve savcılara havale edilip geri çıkacak bir olay değil. Bu zamana kadar devlet genellikle böyle çok kolaycılık yaptı. Ülkede çıkan en ciddi sorunları askere, polise, adliye havale ederek geri çıkılmaya kalkın. Hayır, bu sorun sadece adliye emanet edecek kadar basit bir sorun değil. Ayrıca bu olayın tahkikatı sadece savcılar tarafından yapılacak bir tahkikat da değil. Demin söylediğim gibi bunun idari boyutunu bakılması, idari içindeki asli görevlerinden ayıklanıp suç kısmının savcı önüne konması lazım. Ama benim söylemek istediğim bundan öte şu var. Burada herkesin görev alması lazım. Hükümet bu devleti yönetmekle şu an için görevli ve bu sistemin sorumlusu. Bu sisteme yeterli müdahale edilmez ise gelecekte en büyük zararı kendileri de göreceklerdir. Bu sistem bilgi toplarken, geçmişte bir takım insanlar bilgi topluyor ama şu andaki mevcut yapı hakkında da bilgi topluyor. Şu andaki her şeyde bilgi deşifre ediliyor ama kullanılmıyor. Bakın bazı bilgileri görüyorsunuz 2003 yılına ait, bazı bilgi 2004, 2005, 2006'ya ait. Ama bu gelecekte bu hükümet hakkında, bugün görevde olan hakkında da kullanacak bilgiler depo ediliyor. Bunu hiç kimsenin tereddütü olmasın. İkincisi, bu zamana kadar belki yeterince bilgi sahibi değillerdi. Kulak dondurma bazı bilgiler vardı. Ama bugün çok deşifre ve açıkça ortaya da konmuş bilgiler var. Araştırıldığında benim bu kitabın 5 katı bilgilerin çıkacağında hiç tereddüt de yok. Arife Bey, bazıları inanıyor ki siz bunu hükümetle aslında anlaşarak yaptınız. Yani böyle bir şey, siz bir yol açacaksınız. Hükümet de zaten bir hesaplaşmaya gitmek istiyor. Bunun ardından bu bahaneyle böyle bir şey yapıyor. Böyle bir şey var mı? Hayır, tabii herkes her zaman bir komplo üretiyor. İnsanların kendiliğinden bağımsız, dürüstçe bir şey yapacağını kimse karar vermiyor. Ben bunu geçmişte yaşadım. Susurluk olayları zamanı. Kimi dediler ki bunu şu güç konuşturdu. Kimi dedi ki bu güç konuşturdu. Bugün de aynı spekülatif şeyler söyleniyor. Ben sadece kendi vicdanımı dinleyerek, kendi görev sorumluluğun bilinci içinde bunu yapmak gerektiği inandığım için yaptım. Ve bunun zararını göreceğimi de, kendi yakınlarımın da zarar göreceği bilerek de yaptım. Biliyorum. Ama yapmaya da mecburum. Yapmazsam kendi kendimle çelişirim. Kendini inkar ederim. Bundan sonra da burada herkesin, geçmişte şu denebilirdi. Ya bu iddialar var ama bunlar boş sözler. Hani bana bir şey söylemedin denedi. Bugün hem adliyede bir şey yapmak istiyorlarsa adliye için, hem bir görev yapmak istiyor idari makamlar için, hem bir şeyler yapmak, bürüç hareket etmek istiyorsa basın için, hatta kendilerini düzeltmek istiyorlarsa cemaat için de alınacak ders vardır. Bu zamana kadar kapalıydı. Hayır, şu an itibaren kapalı. Hani nedir? Ben burada kitaptakileri çok azaltarak, daha az sayıda insan kırarak dökerek yazmaya çalıştım. Ama bunun tarafı olan insanlar bunu çok daha fevkini biliyorlar. Ben bunu bir nebze, bir gram fazlasını belki birazcık adli ve idari anlatmak çözmek istedim, müfettişlere ve savcılara da anlatabilirim. Ama ben inanıyorum ki bazı insanlar benden çoğunu da biliyor. Samimi bir tahkikatın yapılacağına inanırsanız yüzlerce size tanık da gelir, yüzlerce delil döküman da gelir. Tanık yok, hayır, çok tanık var. Çok tanık var, çıkar ve bu konuda konuşurlar. Birçok kişi çok şeyi söyleyebilir. Bunun şartları Türkiye'de var. Yeter ki siz samimi olarak bunu tahkikat yapacağınızı kendinizi gösterin. Ama yok. Tahkikatları göstermek yapmaya kalkarsanız herkese göre tavrını da alır. Bir Ergenekon meselesini de konuşmamız evet, gerekiyor. Ergenekon çok önemli. Geçen evet. Gün Doğu Perinçek mahkemede Hanife Avcı haklı dedi ve size hayatta böyle hani insanın görünce başımıza taş yağacak dediği bir şey. Çünkü biliyoruz ki yıllarca Doğu Perinçek sizi yok etmek için çok açık bir şekilde yok etmek evet, için çok uğraşmıştı. Karşılıklı davalar. Çok uğraşmıştı. Şimdi siz Doğu Perinçek'le aynı noktaya mı geldiniz? Aslında aynı noktaya gelmedik. Ben bulunduğum noktayı şöyle anlatayım. Benim geçmişim malum. Ben Türkiye'de demokrasinin özgürlük düzeninin kurulmasına yanayım. Askeri vesayetin 28 Şubat ve benzeri olan bütün uygulamaların karşısındayım. Ergenekon gibi mevcut yönetim mi baştan atmayı düşünen değişik yöntemlerle, hukuk dışı yöntemlerle, yine Susurluk gibi hukuk dışı yöntemlerle muhalefete bastırmak için herkesin karşısındayım. Ama bunları yaparken, bunlara karşı müdahale ederken hukukun, adaletin doğru çalışmasını istiyorum. Benim kadar askerleri kimse eleştirmemiştir. Benim kadar açıktan tavır almamıştır. Alenileşmemiştir. Ben 28 Şubat dönemindeki rolüm, Deniz Kuvvetleri Mahkemesi'nde aleni verdiğim ifademle çok açık tavrımı koydum. Ama bugün bu tahkikatlar dürüst yürümüyor. Hak ve hukuk, adalet herkese lazım. Suçlu da olsa,
haklı da olsa dürüstçe hareket etmemiz lazım. Efendim bunlar suçluydu, bunlar kötü insanlardı. Bunlar üzerine her türlü şeyi yapalım, her türlü yöntemi mubah. Hayır, bu olamaz. Çünkü ben şunu inanırım. Bir şey yanlış ve hatalı yapılıyorsa mağdurdan çok yapan çok önemlidir. Sen nasıl bir vicdana sahipsin ki bu insanlar her türlü iftira atmayı, bu insanları abartma suçlamayı hak görüyorsun. Kendi kendine diyorsun bu insanlar suçlu. Evet, o insanlar suçlu olabilir. Hatta bugün yargılanan insanlar bizim tahminimizden daha çok suç işlemiş de olabilir. Ama o ayrı bir olay. Fakat siz elinizdeki delille, elinizdeki evrakla suçlamakla ibretleseniz. Siz kalkarak efendim Devsol'u, PKK, Hizbullah'ı, Ergenekon yaptı, bu eylemler bunları idare etti deyip çocukların güleceği suçlamaları yapamazsınız. Siz bir takım olayları abartıp getirip buraya koyamazsınız. Bakın, insanlar bundan farkında mıdır bilmiyorum. Çok tartışamıyoruz, zaman yok ama Erzincan'daki olay bir feciattır. Siz kalkıp devletin milli istihbarat birimini basamazsınız. Siz kalkıp jandarma alayını basamazsınız. Siz bir savcıyı makamında tutuklayamazsınız. Siz devletin büyük illerini, başsavcılarını dinleyemezsiniz. Hangi gerekçeniz olsun. Bu aslında hukukun çıldırması, bu sistemin delirtmesi, çıldırması demek. Bu olamaz böyle bir şey ya. Böyle bir şey yapmaya kalkarsan altına kalkam. Hangi deliliniz var? Neye dayanarak? Efendim milli istihbarat yanlış yapıyor olabilir. Yazı yazarsınız, müfettiş istersiniz. Başbakanlığa yazı yazarsınız, başbakanlık güvenlik insanı gönderir. Denetler orada her şey ortaya çıkarır. Hatta sizin göremedikleriniz ortaya çıkar. Çünkü idari işleri çok iyidir. Jandarma yanlış yapıyorsa yukarıda da mı istersiniz? Yetkileri istersiniz. Mülkiye müfettişi istersiniz. En güvenli müfettişi istersiniz. Bakan, İçişleri Bakanı görevlen. Onlar kakalı ince her şeyi inceler çıkarlar. Ben geçmişte birçok tarikat yaptım. Bizim çıkarttığımız delil bu kadarsa müfettişler bunun 10 katını çıkarttılar. Siz devletin Ankara, İstanbul başsavcılarını dinleyemezsiniz. Bu toplum bunu kabullenemez. Bu kabullenemez. Hangi gerekçeyle dinliyorsunuz? Nasıl yapabilirsiniz böyle? Bir savcıyı makamında tutuklayamazsınız. İlhan Cihaner çok suçlu olabilir, yanlış yapmış olabilir, hatalı olabilir. Ama İlhan Cihaner'i makamında tutuklayamazsınız. Bu aslında hiçbir kanunda, hiçbir kitapta tarifi olan hiçbir şeye benzemez. Hiçbir hukuk sisteminde uymaz. Eskişehir'deki jandarma alay komutanın evini Erzurum'daki mahkeme kararı dinliyorsun, arama yapıyorsun. Bu böyle değil. Bakın hukukta temel bazı prensipler var. Bu dünyanın evrensel prensibidir. Hakimler görev ve yetkiyle sınırlıdır. Görev nedir? Hangi davalara bakacağı bellidir. İşte devlet güvenlik davalarına şu mahkeme bakar, dolandırıcı şu mahkeme bakar, cinayet bu mahkeme bakar. Yetki nedir? Bir hakimin coğrafi bölgesinde yetkilerle sınırlıdır. Erzurum'daki özel yetkili mahkeme özel yetki sahasında bunu 8 ilde arama kararı verir. Eskişehir'deki arama kararını veremez. Asla bu kararı uylamaz. Ben bunca yıl polisi, bunca arama yapıyorum. Bana her zaman dediler ki gittiğin her ilçede gidip orada karar vereceksin. Bazen biz İstanbul'da çalıştığımız, Edirne'de çalıştığımızda İstanbul'da 5 ilçede arama yapmamız gerekirdi. 5 ilçede ayrı ayrı karar alıyorum. Bugün yine ben Eskişehir'de bir operasyon yaptığımız zaman 2 ilçede her ilçede ayrı karar alıyorum. Her il merkezde ayrı karar alıyorum. Eğer böyle bir şeye ihtiyaç varsa Erzurum savcısı Eskişehir savcısına yazı yazar. Der ki şu gerekçede arama yapmak istiyorum. Eskişehir savcısı Eskişehir mahkemesinde veya Eskişehir Ankara Özel Yetkili Mahkemenin görev sahasına, yetki sahasına girer, orada arama yaptır, karar alır. Ama siz Erzurum'da alacağın kararla bunu yapamazsınız. Yani sonuçta sizin Ergenekon sürecindeki ve benzer süreçlerdeki tek eleştiriniz yöntemlerdeki tırnak içinde pervasızlık mı? Yöntemlerdeki pervasızlık, karşıdaki kişileri sadece hedef seçip onun üzerine yoğunlaşma var. Yani siz önce suçlu ilan ediyorsunuz, sonra onun üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Belki o süreçte çok daha fazla eleştireceğim şeyler var. Çok daha uzun konuşacağım şeyler var ama bunlar çok teknik konular. Yani bunu bir program dahil izah etmek o kadar kolay değil. Ama ben şunu savunuyorum. Kim olursa olsun, ben de dahil. Dürüstçe hukuka ve adalete uygun soruşturma yapasın. Ben şunu iddia, bakın çok nettir. 28 Şubat döneminde muhafazakar kesimler masumdu, mağdurdu. Militarist kesimler hakimdi ve zulmediyorlardı. Ben o gün muhafazakar kesimin yanındaydım. Onları savundum. Onlar tarafından desteklendim ama militarist kesimler bana saldırdılar. Bugün muhafazakar kesimler hakim, militarist kesimler mahkum ve bunlar onlara zulmediyorlar. Ben onları savunmadı değil. Adaletten de bunlara karşı çıkıyorum. Efendim sen Ergenekon'u, sen balıyorsan, hayır. Bu insanlar bugün mazlum. Bugün muhafazakar kesimler hakim durumdalar, bu insanlara zulmediyorlar. Zulmettikleri için ben karşı çıkıyorum. O gün kendiler masumdular. Başkaları onlara zulmediyordu, o gün onların yanındaydım. Bugün de kendileri zulmediyorlar. Hayır. Yukarı çıkan, gücelle geçen herkes hukuksuzca başkana zulmetmemeli. Ama mesela Danıştay, herkes adil olmalı. Danıştay saldırısı ve Hrant Dink olayları hakkında çok net görüşler beyan ediyorsunuz. Bunların münferit olaylar olduğunu.
Şimdi söylüyorsunuz. Efendim, şöyle düşünün. Geçmiş yıllara bir göz atalım. Rahmetli Özal'a saldırı yapan kişi halen sağ ve geziyor. Demirel'e İzmit'te saldırı yapan Gümrükçüoğlu halen sağ ve duruyor. Buna benzer birçok olay da var. Eğer o insanlar o olay esnasında öldürülseydi bugün ne komplo teorilerimiz vardı. Şimdi gelelim buradaki Danıştay'daki olay, olayın oluş biçimiyle, eldeki delillerle, kişinin kendi beyanıyla biz sınırlıyız. Bu kişiyle Ergenekon arasında bağlantı kuracak kadar hiçbir delil ve emareniz yok. O bağlantıyı kurmaya kalkarsanız herkes hakkında bağlantı kurarsınız. Ama mahkeme kararı var bu konuda. Hayır, mahkeme kararı daha net öyle bir bağlantı yok. Sadece incelenmesi, araştırması gerektiğiyle ilgili söylüyor. Ama bağlantı var, mahkumiyet vermiş bir karar. Ama şeye, devam ediyor. Ergenekon'la birleştirilmedi mi? Ben? Birleştirilmesi, yargılanması gerektiği iddialarla ilgili bunu değer gördü, gönderdi. Ama bu bağlantı var diye tespitte bulunmadı. Tabii ama yani böyle bir kuşkuyla birleştirildi ama. Evet, kuşkuyla birleştirildi ama onları suçlu ilan edilmedi. Ama bir kesim insan sürekli, çünkü şöyle bir sorun var. Ergenekon örgütse yargılanacağı yer farklı. Silahlı örgüt eylem yapıyorsa farklanacağı yer farklı. Burada şu zorlanıyor. Bu örgüt silahlıdır ve eylem yapmıştır denerek zorla özel yetkili mahkemenin görev sahasına sokuluyor. Niye? O sahaya girdiğiniz zaman herkes hakkında direkt dava açarsınız. Ama normal örgüt olursa usul, esas ve farklı yerde yargılanırsınız. Burada zorlama bu. Şimdi Ergenekon'da bir örgüt olabilir. Bu örgütün çok faaliyetleri de olabilir. Ama eldeki delillere göre bakmak lazım. Danıştay'ın faili kendini olduğu anlatıyor. Niçin yaptığını da söylüyor. Bu kadar net ortada bir olay var. Gelelim Hrant Dink meselesine. Hrant Dink meselesinde olay ben şuna benzetiyorum. Siz şu odayı ısıtırsanız herkes ceketini çıkarır. Soğutursanız herkes paltosunu giyer. Yani siz Türkiye'de öyle bir ortam yarattınız ki aslında bazı insanları eylem yapacak hale soktunuz. Eylem yapan kişinin nasıl eylem yaptığı belli. Kullandığı silah belli. Öyle bir tahkikat yapıldı ki ben kısmen uzaktan biliyorum. Savcılar mermi veren kişiye kadar tek tek herkesin ifadesini aldı. Herkesi ortaya çıkarttı. Kimin ne olduğu belli. Şimdi siz burada hangi delille, hangi mantıkla alıp bunu getirip bu olaya koyuyorsunuz? Belki bunun arkasında farklı bir örgüt olabilir. Çok büyük örgüt olabilir. Ama elinizde öyle bir delil yok ki. Öyle bir iddianız yok. Bu ortaya koyacağınız hiçbir emareniz yok. Neye dayanarak deniyor ki bu olayın örgütü? Efendim bu olayın faili belli. Kimse belli. Yapanın şekli belli. Silah da yakalanmış. Bu kişinin her şeyi aldığı simile kadar, harcadığı paraya kadar tespit edilmiş. Sizin burada neyi zorluyorsunuz? Ama orada nedense onu zorlamıyorlar pek. Onu pek Ergenekon'a bağlamak konusunda neden? Hrant Dink olayı biraz istisnai bir olay sanki. Efendim tabii ki şu var. Aslında bence şu. Hrant Dink olayı özellikle devlet içerisinde ve Türkiye'de belli kesim tarafından Hrant Dink'in davranışları, yazdıkları dolayı tepki çekiyordu. Hatta birçok insan bu adamın bertaraf edilmesine seviniyordu. Hatta bazıları alkışlayacak kadar davranışları vardı. Bu gözüktü zaten al ve hareketlerle. Biz bundan rahatsızız. Bundan dolayı da bu işte arkasında daha büyük şeyler arıyoruz. Belki Hrant Dink'in öldürülmesine sevinen binlerce insan olabilir. Binlerce kişi de olabilir. Ama olayın faili her şey ortada görüldüğü gibidir. Yıllar önce işte Üzmez gider Malatya'da Yalman atış eder. İşte halen de kendisi anılarını yazıyor. Her şey de ortada gözüküyor. Evet böyle olaylar var. Yani her olay komplo, her olay örgüt değildir. Kaza da vardır, yanlışlık da vardır, hata da vardır. Kişilerin ferdi eylemleri de vardır. Ama her olayın arkasında mutlaka örgüt. Hayır, deliller gösteriyorsa örgüt var, bakarız. Ama deliller göstermiyorsa zorlamayla bir yerlere monte etmeye kalkmak da bence yanlış diye düşünüyorum. Öcalan konusunda da bir gelelim mi? Öcalan'la görüşme konusu. Şimdi bu tam da aslında bugünlerin tartışma konusu. MHP'nin Bahçeli'nin başbakanı suçladığı, Adalet Bakanı'nın da dün NTV yayında 11 yıldır Öcalan'la görüşülüyor dediği bir ana denk geldi sizin kitaptaki bölümlerinizde. Siz diyorsunuz ki Öcalan'ın bugünkü pozisyonu Türkiye için şanstır, örgüt hayal bile edilemeyecek bir noktaya gelmiştir. Bu savaşın bir de karşı tarafı var. Onlar adına konuşmaktansa onlara ne istiyorsunuz diye sormak gerekir. Öcalan'la görüşülemez deniyor. Sorun ve muhatap oradaki sıradan halk değil, Öcalan ve örgüttür. Dolayısıyla görüşmek gerekir. Aslında benim en çok önemsediğim şeyin bir tanesi Türkiye'nin güneydoğu sorunu. Çünkü Türkiye'nin önündeki en büyük engel bu her sahada. Siz Türkiye'de ekonomi rahatlatacaksanız güneydoğu halletmeden rahatlatamazsınız. Siz Türkiye'ye tam demokrasi yerleştirecekseniz güneydoğu halletmeden yerleştiremezsiniz. AB'ye girecekseniz giremezsiniz. Askeri vesayeti kaldıracaksanız kaldıramazsınız. Bunun halledilmesi gerektiği konusunda ben orada 8 yıl görev yaptım. Daha sonra sürekli orayla ilgi ve alakam da devam eder. Halen gelişmeler hep izlerim, ne oluyor, ne bitiyor, ne konuşuluyor diye de takip ediyorum. Aslında bu programın sınırına sığmayacak kadar da büyük bir olay.
ucundan kenarına söylersem yanlış anlaşılmaktan da korkarım. Ama bir genel tarifini yapmak gerekirse, olayı her şeyle inceyle bakmak gerekirse, önce şöyle düşünüyorum ben. Türkiye bu zamana kadar birçok sorunla karşılaştı. Toplumsal ve siyasal sorunlar var. Türkiye'de sol hareketler meydana geldi, sağ hareketler meydana geldi, bölücü faaliyetler meydana geldi, iltisayi faaliyetler meydana geldi. Türkiye devlet çok kolayını buldu. Hemen olayı polise, jandarmaya, askeri ve mahkemeye gönderdi. Halbuki bu bunların görev sahasına giremez. Bunları kriminal bir olay gibi görüp bir suç diye kenara çıktı ve kendini sorumlu hissetmedi. Halbuki bunlar asla ne polisin, ne askerin, ne mahkemenin görev sahası değildir. Bunlar tamamen sivil siyasetin, sivil düşüncenin, sivil hükümetlerin yapması ve çözmesi gereken olaydır. Şimdi buradaki olay o kadar büyüdü ki, siz Güneydoğu olayını, PKK olayını, Öcalan olayını kalkıp da ben mahkemelere hallettim, onu da halletsin diyemezsiniz. Ha şimdi şu var, sorun, deniyor ki ben bu sorun ne? Güneydoğu sorununda bir sorunumuz yok, PKK sorunumuz yok, efendim Kürt sorunumuz yok. Sorun şu, hayır, ortada çok ciddi bir siyasi sorunuz var, bir PKK sorunuz var. Peki önce sorun varsa, sorun çıkaran insanı sormak lazım değil mi? Biz hem soru soruyoruz, hem cevabını kendimiz veriyoruz. Diyoruz ki, Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur. Türkiye'de Kürtler ilgili bir sorun da yoktur diyoruz. Hatta çok soru sorup cevabını da veriyoruz. Hayır. Önce bir soru muhatabına soracağız. Senin derdin ne? Ne istiyorsun da bu olayı yaratıyorsun? Niye dağa çıktın? Niye kıra çıktın? Niye devletle savaşıyorsun? Bu soru muhatabına bu soru sorulmadan bu soru çözülemez. Önce bu soruyu soracağız. Ona aldığımız cevaplarla oturup konuşmaya başlamamız lazım. Sizin kitabınızda bu bölümde yazdığınız bir ifadeden şunu ben sanki anlıyorum. Bu sorunun çözülme yollarından bir tanesi de Öcalan'ın ceza süresinin uzunluğu ya da kısalığı konusunda yapılabilecek bir pazarlık ya da bunun bağlanabileceği bir netice gibi. Yani bu çok belirleyici bir şey mi bu sürecin içinde? Ben aslında çok şey söylemek lazım ama şunu söylüyorum. Ben bu örgütün ilk çıktığı zamanını biliyorum. PKK nasıl çıktı? 4 ayrı devletten parça kopararak bağımsız birleşik bir Kürdistan kuracağım dedi. Bundan vazgeçti. Türkiye'de bir bağımsız devlet kurmaktan da vazgeçti. Hatta federasyondan da vazgeçti. Ne diyor mahkeme ifadesinde? Olsa olsa siyasi taleplerim diyor, kültürel taleplerim var diyor. Zaten Türkiye demokratikleşme hareketleri de bunların büyük bir kısmını karşıladı. Şimdi bir örgüt, bir hareket bu noktadan bu noktaya gelmişse bu çok ciddi bir fırsattır. Yani ben sadece kültürel taleplerde bulunabilirim, ben Türkiye'nin birliğini istiyorum diye bir noktaya gelmişse bu korkunç bir şanstır. Ben o kitapta da onu yazdım bir nebze. Çok özet olarak dedim ki ben Güneydoğu'da çalıştım. Biri bana deseydi ki Öcalan yakalandığı zaman sen Güneydoğu'yu biliyorsun, çalıştın. Biz Abdullah Öcalan'ın benzeri bir kişi de bulduk. Mahkemede bunu bir ifade yaz ki Türkiye'nin geleceği açısından iyi olsun. Türkiye'de olaylar yumuşasın. Türkiye'de olaylar iyiye gitsin. Ben Apo'nun ifadesi kadar bir yumuşak ifade yazamazdım. Bunu net söylüyorum. Derdim insanlar huylarını rahatsız olur diye düşünürdüm kendi kendime. Şimdi bu mecraya girmişsek bu fırsatı değerlendirmek lazım. Ama biz fırsatı değerlendiremedik. 1999'dan bu yana hiçbir şey yapmaksızın sadece mahkeme verdikleri bekledik. Halbuki bu inanılmaz bir süreçti, inanılmaz bir avantajı ve çok şey dönüştürülebilirdi. Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Biz Güneydoğu sorunu Amerika ile, Rusya ile, Fransa ile, İngiltere ile konuşarak değil, kendi insanımızla, dövüşsek de kavga etsek kendi insanımızla, kendi vatandaşlarımızla kontrolü konuşuruz ve bunu halledebiliriz. Çözülemeyecek sorun değildir. Ama cesaretle soyunmak lazım, cesaret üzerine gitmek lazım. Yıllardan beri hep eşkıyadır, örgüttür, bunlar haindir, alçaktır mantığıyla bu sorunun üzerine gidemezsiniz. Bu sorunu karşınıza alıp, muhatap alıp, hatta ben şunu söylüyorum. Bu olayların bu çehreye gelmesinde, bu vaziyete dönüşmesinde sadece günah Abdullah Öcalan'da mıdır? Sadece PKK'da mıdır? Bizim günahımız, suçumuz yok mudur? Bunca yılın ihmali, bunca yanlışlıklarda devletin, güvenlik kuvvetlerin, hükümetlerimizin günahı yok mudur? Bence bizim günahımız bu daha büyük. Bu noktada bence kitabın en önemli eksiği, tam da bu söylediğiniz. Mesela denir ki PKK Diyarbakır cezaevinde kuruldu. Şimdi bu kitapta işkenceyle yüzleşme yok. Siz 32 sene görev yaptınız ve göreve başladığınızdan itibaren işkence emniyet teşkilatının en önemli parçalarından birisiydi. Ben bunu vücudum biliyor. Yani ben de işkence görmüş birisi olarak biliyorum. Sizin de adınız değişik dönemlerde bir takım işkence iddialarıyla özellikle 12 Eylül öncesi dönemde anıldı, geçti vesaire. Bu kitapta birçok şey var, birçok yüzleşme var ama mesela bu olay yani kenarından köşesinden gidiyor. Kötü muamele, yanlış, baskı vesaire ama işkenceyle niye yüzleşmedin? Tabii ben her şeyi bu kitaba sığdıramam. Ama bu çok önemli bir şey. Çok, doğrusu çok önemli. Ben burada önemsediğim konuları yazdım. Tabii bu kadar rağbet göreceğini tahmin etmiyordum.
belki bundan sonra yapılması gereken, yazılması gereken konuda bir tanesi dediğiniz gibi olabilir. Ama şu var, bu konuda insanları suçlamak çok kolay, kişileri suçlamak da çok kolay. Fakat siz devlet olarak belli bir yıla kadar, 1999-95'li yıllara kadar tek yönteminizi, tek suç soruşturmanızı, suç araştırmanızı bir şekle dönüştürmüşsünüz. İnsanları alarak, insanları bilgi alma yöntemine koymuşsunuz. Bunu Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin bir vilayet, iki vilayet değil, bir bütün devletin tüm soruşturma mantığı bu. Böyle basit bir şey değil. Yani burada beni, seni, onu suçlayamazsınız. Bu sistem içindeki herkes bu işin içinde bu şekil yürümüş. Ne zaman ki 99'lu yıllarda özellikle AB ile uyum sürecinde değişmiş, biraz da bizim istihbarat yöntemlerini geliştirmemiz, yeni suç ve delil araştırma yöntemleri bulmamızla değişmiş. Ama bugün polise yeni suç ve soruşturma yöntemleri, yeni delil bulma yöntemlerini verilmesi, uyum sürecinde gelişmeler, bugün çok iyi bir noktadayız. Ben şunu iddia ediyorum, bugün Türkiye'nin hiçbir yerinde işkence yapılmıyor. İnsanlar kötü manada... Ama şunu da diyorsun ki 99'a kadar her yerde yapılıyordu. Hemen hemen her yerde soruşturma yönteminiz bu. Soruşturma yönteminiz bu, devletin yöntemi bu. Ama bugün çok iyi bir noktadayız. Nasıl düzeldik? Bir defa birincisi soruşturma yöntemlerini geliştirdik. Bir takım teknik ekipmanları verdik. Artık polis suçluyu daha önce de hakkında her türlü delil emare toplama imkanlarını verdi. Daha da geliştirilmesi lazım. Ama bunu vermezseniz sonra suçlamaya da çok fazla hakkımız olmaz. Şimdi arada söylediğiniz bir cümleden sanki yazmaya devam edecekmişsiniz gibi bir anlam çıkardınız. Yani tabii ki çok erken bir şey söylememek lazım. Yazmak çok kolay bir şey değil. Gerçekten ben çok zorlandım. Yani sizin mesleğiniz belki çok kolay yazıyorsunuz ama bir devlet memurunun yazı yazması, kitap yazması i̇şte kolay fena bir şey değil. Kitap olarak hiç fena değil. Ben açıkçası biraz da şey yapıyordum. Acaba insanlar çok mu kötüler, çok mu mahcup olurum diye üzülüyordum. Umduğumdan bir rağbet gördüm. Şimdi düşünüyorum, evet demin dediğiniz gibi konu. Türkiye'de bir dönemin yanlış yöntemlerinin en az ders almak, geleceği görmek adına belki yazmam gerekiyor. Ama iki asıl önem verdiğim şey Güneydoğu sorunu ve Güneydoğu nasıl halledilebilir ilgi. Belki yazacaklarım çok insanı rahatsız edebilir. Hatta birçok insan belki inanılmaz fevran edebilir ama birinci hedefte bunu yazmayı düşünüyorum. Eğer bence Güneydoğu'yu gibi, nasıl yapmamız lazım, nasıl halletmemiz lazım bir fikrimi söylemek istiyorum. Eğer bu verdiğiniz dilekçenin ardından gerçekten merkeze alınırsanız bunları yazmak için hep bir vaktiniz de olacak gibi geliyor. Bir alıntı yapalım mı? Yapalım. Evet, son bir alıntı yapalım. Gürkan Zengin'den, Star Gazetesi'nden. Açık söylemek gerekirse şu ana kadar çıkan yazılar içerisinde Hanefi Avcı'ya en pozitif yaklaşan yazılardan birisiydi. Oradan bir yazıyla noktalayalım. Ergenekon sürecinde pek çok bilgi ve belgenin emniyetteki bu Fethullahçı polisler sayesinde elde edilmiş olduğuna dair kamuoyunun bir kesiminde yaygın bir kanı var. Yani eğer öyleyse Avcı'nın söyledikleri duymazdan mı gelinmeli? O zaman Kardak kayalıklarına çıkmış, Öcalan'ı Kenya'dan getirmiş kahraman subaylar hakkında gayrimeşruluk iddialarına da kulaklarımızı tıkayalım. Amaç ne pahasına olursa olsun aracı meşru kılmaz. Osmanlı'nın muhteşem ifadesiyle usul esasa mukaddemdir. Türkiye kutuplaşmanın sancılarını çekiyor. Bu dönemde ülkenin referans niteliği taşıyan insanlara ihtiyacı var. O yüzden hükümet Hanefi Avcı'yı kitabı yüzünden harcamamalıdır. Evet, ortada kaç yıllık meslek yaşamı var? 70'lerden başladığını düşünürsek 40 yıla yaklaşan herhalde. 34 yıl. Meslek yaşamı ve 600 sayfalık kitap var. Hanefi Bey, bir buçuk saatte bunu konuşmaya, kavramaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, anlattığınız için. Teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Bana tepki duyarak karşı çıkabilirler birçok insan. Bu yöntemleri yapmasına rağmen itiraz edebilirler. Ama şu lazım bence. En önemli şey, bugün Almanya'da, İngiltere'de, herhangi bir ülkede başınıza bir şey gelmeyeceğine eminsinizdir. Herhangi bir iftiraya uğramazsınız diye kendinize eminsinizdir. Ama Türkiye'de bugün ben de dahil birçok insan bundan emin değiliz. Halbuki bu Türkiye'nin güzel olabilmesi için şu lazım. Herkes emin olmalı. Demek ki ben ne yaparsam karşıda ne görürüm. Ben kimseye zarar vermediğim müddetçe bana hiçbir şey olmaz. En önemli duygu budur. Adalet duygusunu ve inancı vermemiz lazım. Ama bugün bu inanç Türkiye'de yok. Türkiye'ye iyilik yapmak isteyen, güzellik yapmak isteyen insanlar şu operasyonlarla değil, bu inancı halkın kafasına, aklına, gönlüne kazdıkları zaman yaparlar.
Herkes demeli ki Türkiye'de adalet vardır. Ben ne olursa olsun benim başıma bir şey gelmez. Ama ben de dahil bugün Türkiye'de insanlar bunu düşünmüyor. Diyor ki hayır, benim başıma bela gelebilir, komploya uğrayabilirim, bir iftira katakülleye getirilebilirim diye düşüncesi var. Bu ülkeyi seviyorsak bence hepimizin bunu yapması lazım. Yoksa bana bedavadan karşı çıkabilirsiniz, çamur atabilirsiniz. Ben çok kötü bir insan olabilirim. Çok önemli değil. Mühim olan sizin vicdanınızı, aklınızı dinlemeniz lazım. Ve bu ülkenin geleceği için dürüst ve adil olmamız lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eskişehir'den buraya geldiniz. 1,5 saat bir maç süresi. umarız yararlı olmuştur. Kitabı bulamayanlar için, bulup da kafalarında soru işaretleri olanlar için, beğenenler, beğenmeyenler için, herkes için yararlı bir program olduğunu umuyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.